Masada tatlandırıcı var mı? Gerçi benim çantamda vardı da. Ya rujlarım gitti. Bu senin nişan yüzüğün değil mi? Abi. Emre bir dakika. Sanem bu senin nişan yüzüğün değil mi? Evet. Benim. Ne işi var Aylin'de? Sanem bu kadar komplike bir soru sormuyorum ki ben ya. Bir şey söylesene ya. Ne işi var Aylin'de? Çok basit. Anlatsana. Can, yüzüğü biz satın aldık. Ben kampta görmüştüm Sanem'in elinde. Çok beğenmiştim. Emre araştırmış, tasarım yüzükmüş. Bir eşini daha bulamayınca, Sanem'le Osman da ayrılınca... Sanem benim neden haberim yok bütün bunlara? Ben gitmek istiyorum Can Bey. Bir dakika Sanem, nereye? Ne oluyor Sanem? Sen niye satıyorsun yüzüğü? Siz niye alıyorsunuz yüzüğü? Abi aslında... Can şöyle oldu, ben açıklayayım. Aslında Emre yüzüğü Osman'dan satın aldı. Emre bana evlenme teklif etti. Biz nişanlandık. Neden benim haberim yok? Çünkü sürpriz yapmak istedik. Sanem'e de söylememesini ben söyledim. Nişanlandınız ya. Aynen öyle. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Umarım kızmamışsındır. Biz sana sürpriz yapmak için söylemedik. Yani kimse bilmiyor. Kızmadım. Al. Tebrik ederim ben de. En iyisi ben artık gideyim, iyi günler. Sanem nereye gidiyorsun? Şimdi annemle ilgili bir şey vardı, ben onu unuttum. Gitsem iyi olur. Bekler misin Sanem? Sanem bekler misin Sanem? Can bir saniye. Can izin verirsen ben konuşayım. Benim yüzümden oldu, gururu kırıldı kızım. Sen de biraz sert yapınca biz kız kıza konuşalım, olur mu? İyi peki, acele et gidiyor çünkü. Tamam. Nişanlandınız ha? Niye bana söylemiyorsunuz? Gizli kapaklı işler yapıyorsunuz tuhaf tuhaf. Ya aramızda konuştuk zaten. Net bir şey yok. Aylin de heyecanlı biraz. Bilmiyorum ki nasıl olacak zaten. Haklısın bu arada. Sana söylememiz lazımdı. Sanem. Sanem bekle. Efendim, ne istiyorsunuz? Özür dilemek istiyorum. Seni zor durumda bıraktık. Neden? Neden beni bu oyunun içine dahil ediyorsunuz? Sanem, sakin ol lütfen. Biliyorsun o yüzük benim eski nişan yüzüğüm. Emre bahsetmiş sana. Kampta senin elinde görünce Emre ile aranızda bir şey var zannettim. Kavga ettik. Aranızda bir şey varsa ona başka bir yüzük alabilirdin dedim. Yok dedi, inanmadım. İspat etmesi için yüzüğü bana geri vermesini istedim. Olay bu. Niye doğruyu söylemediniz? Neden Osman'dan satın aldım dediniz o zaman? Benim yüzüğüm deseydiniz. Emre senin sahte bir nişanlılık hikayen olduğundan bahsetti. Yüzüğü de sana yardım etmek için vermiş.
kimse bilmiyor dedi. Yani nişanın sahte olduğunu. Ben de canın yanında zor durumda kalma diye öyle bir şey uyduruverdim. Anladım. Seni de mecburen yalanı dahil etmiş oldum ama o an seni kurtarmak için aklıma başka bir şey gelmedi. Kızmadın bana değil mi? Kızmadım. Ben kendime kızıyorum zaten. Yani gittikçe yalanın içine düşüyorum çünkü. Peki neden böyle bir şey uydurdun? Neden herkese nişanlıyım dedin? Yani neden o yüzük, neden benim yüzüğüm, o yüzük sana nasıl geldi? Emre Sanem'in sırrı diyor, anlatmıyor. Yani dosyaları karıştırdım işte. Benim yüzümden de doğru olanı Can Bey aldı. Ama ben size söyledim. Ben yapamam dedim, elime yüzüme bulaştırırım dedim size. Sanem sakin ol, hemen bizim eve git. Eve mi? Neden buradasın? Gecenin bu saatinde neden evimdesin? Anlatır mısın lütfen? Emre Bey'in ceketine kahve döküldü. Ben de kuru temizlemeye götürdüm ceketi ama çantayı falan unutmuşum. İçinde eşyam vardı. Yani ceketin cebinde kaldı, orada kalmış. Evdedir herhalde ceket. Şimdi ona bakacaktım. Yani Emre'nin ceketinin cebinde sana ait bir şey yok, öyle mi? Doğru mu? Evet, doğru. Benim o. Doğum. Nişanlım var. Benim o. Anlatamam aynen. Tamam, önemli değil. Siz gerçekten nişanlandınız mı peki? Yani Emre pek istekli değil ama evet. Tebrik ederim o zaman size. Teşekkür ederim beni koruduğunuz için. Önemli değil. Sanem ben seni çok sevdim. Umarım arkadaş olabiliriz. Sen de sıkma canım lütfen. Hadi gel birlikte gidelim. Gerek yok, ben yalnız kalsam daha iyi olacak. Biraz yürüyeyim. Peki. Ama ne zaman istersen konuşabiliriz, biliyorsun değil mi? Teşekkürler. Görüşürüz. Gelmediler daha ya. Ben bir gidip baksam mı şunlara, ha? Abi, Porta gerçekten senin bir suçu yok. Kızı suçlama. Yok oğlum, ben anladım mevzuyu, tamam. Ben gönlünü alacağım. Ben aslında onun kızgınlığının geçmesini bekliyorum yani. Kızgınken çünkü biraz fırtına gibi oluyor. Anlatsana biraz. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Bayağı iyi gidiyor. Bir arayayım da. Meşgule verdi. Hani belki de hiç iyi gitmiyor Sanem'le. Zaten Sanem'le ne nasıl gidiyor pek bilmek mümkün değil yani. Ben bir gideyim. Gönlünü alayım. Can. Sanem'le konuştuk. Ama gelmek istemedi. İstemedi. İstemez tabii. Ya ben hayatımda bu kadar inatçı bir insan görmedim. Neyse ben üzerimi değiştireyim gidip sonra. Neyse görüşürüz. Senin gibi. İyi kurtardın yüzük düşünce. Tebrik ederim. Sanem'e yalan, bize nişan. Bir taşla iki kuşa. Ne yapmamı bekliyordun Emre? Yüzük çantandan düştü. Ne diyecektim? Emre Sanem'i evine yolladı, zorla içeri soktu, hırsızlık yaptırdı falan mı diyecektim? Haydi sussana. Ben onu demek istedim. Ne demek istediğini biliyorum ben. Hareketlerinden anlaşılıyor. Benimle nişanlanmak istemiyordun. Şimdi zorunda kaldın değil mi? Daha hazır değildim. O yüzden şaşırdım biraz. Ben de herkesin Sanem'in olduğunu sandığı yüzüğü takmaya hazır değilim ama... insan sevdiği için bazı şeylere katlanıyor işte. Aylin, özür dilerim tamam mı? Çok güzel bir nişan yaparız. Bu işte burada kapatırız tamam mı? Tamam. Gel. Osman'ı bırak abi. Günaydın Emel abla. İyi günler. Sanem, hadi ama asma suratını. Ya yalana dahil olmuşsun mecburen. Ne yapacaktın ki başka? Bak buraya gelip bana sorarsa ben söylerim senin yerine yalan. Merak etme.
Sorun o değil ki Osman. Ben bir daha yalan söylemeyeceğim dedim cana. Hatırlamıyor musun? Daha ilk günden yalan söyledim. Hani geçmişte yaptığım şeyler peşimi bırakmıyor benim. Kendimi bataklıkta gibi hissediyorum. Her şeyi anlatmak istiyorum. O dürüst olmak istiyorum. Yapamıyorum. Ben bencillik ediyorum. Vazgeçemiyorum ondan. Anlatacaksın da ne olacak? Ha o zaman bencillik olmayacak mı? Adam kendi kardeşinden nefret edecek, senden nefret edecek. Çekip gidecek, hayatı kararacak. Ha bu bencillik değil mi? Sırf kendi vicdanını rahatlatmak için adamı üzeceksin. Aslında beni bir tanısa... Tanısa sever. Seni sever Sanem. Adam seni tanıdıkça sevecek. Sanem. Ya aklından at artık şunları ya. Adama sadece sevgini ver. Adam hak ediyor bunu. Bak o kadar uzun zaman peşinden koştu ki. Tamam takmayacağım artık bunları. Gerçekten Emre Bey'e inanamıyorum. Ya nasıl bu kadar vicdansız olabiliyor? Kardeşine nasıl böyle şeyler yapabiliyor ya? Sanem, ikide bir bana Emre züppesinden bahsetme, dövesim geliyor. Tamam be. Benden başka herkes sinirli burada da. Merhabalar. Oo İhsan hoş geldin. Hoş geldim Aysin'cim, hoş geldim. Sana bir sürprizim var, elimde boş gelmedim üstelik. Bu ne böyle? Bu mahalledeki bütün dükkanların kiraları. Valla ne çabuk İhsan ya. Ay çok mutlu ettin beni valla. Mutluluk güzel şey tabii ya. Keşke ben de artık mutlu olabilsem. Olursun tabii canım, ne olacak? Olursun. Ne oldu? Ya senin bir derdin mi var Allah aşkına? Var ya. Nişanlından ayrıldım. Hiç duymadık, ne oldu? Nasıl oldu öyle? Neyse boş ver ya. Ay dur dur, ne oldu? Anlat bakayım şunu. İnsanı meraktan öldürme ya. Ne oldu Allah aşkına? Gönlümü başkasına kaptırdım Aysun. Başkası mı? Belki sen de herkes gibi ayıplayacaksın ama ne yapayım? Gönül bu ferman dinlemiyor ki ya. Ay yok canım, niye ayıplayayım? Sonuçta sevmek kötü bir şey değil. Değil mi ya? Ya bir sen anlıyorsun beni, iyi ki varsın ya. Zaten hep sen vardın. O bakkalı devraldığımda da bir sen gidip alışveriş yapıyordun benden. Evet. O raflarda indirdiğimiz çamaşır sularına bana parayı öderken ki birim sevinir falan. O günden beri çıkmıyor aklımdan Aysin. Ya. Ay. Ben senin payını vermeyi unuttum. Kusura bakma. Ay ne kusuru Aysin'cığım yani. Ben seni beklerim. Sabahtan akşama kadar beklerim. Sıkıntı yok. Da. Benim o %10'luk şeyi bu seferlik %15 yapalım mı ya? Malum nişan atınca masraflar biraz arttı. Yapalım bakalım. Sağ olasın. Sen de sağ ol güzellik. Çok teşekkür ederim. Neyse ben artık gideyim. Daha arka mahalledeki dükkanların kiralarını getireceğim. He. Bir yere kaybolur mu güzellik? Günaydınlar. Ne yapıyorsunuz ya? Siz çaylar mahallem. Ne bu neşe? Hava çok güzel değil mi? Çok tatlı bir hava var. Böyle sanki güzel bir şeyler olacakmış gibi. Evet evet. Yani biraz sakin değil mi? Huzurlu. Aynen. Evet evet. Huzurlu bir gün gerçekten. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Hadi gelin. Aa! Düğün mü var ya? Koş koş. Mahalleli ben geldim. Vatani görevimi yaptım da geldim. Mahalleme arslanlar gibi geri döndüm de geldim. Hasretim çok. Şu anda benden mutlusu yok. İndirelim. Muzaffer oğlum hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Yastı gittim, sen geldim. Aç koynunu, ben geldim. Anam. Aa, Zebercet askerde değil miydi daha? Üç gün oldu, nasıl döndü? Kaçtı mı acaba? Yemin ediyorum kaçmıştır bu. Kesin kaçmıştır. Ya manyak mısın kızım? Kaçak olsa mahalleye davul zurna aynı mı gelir? Ne oldu acaba? Kimleri görüyorum mevkime anacığım. Hoş geldin Zafer. Üç gün kaldı zaten. Hoş geldin. Hoş bulduk. Baş üstüne. Hoş geldin. Hoş geldin Muzaffer. Allah'ım kimleri görüyorum. Sanemciğim gerçekten askerlik hayatımda yazdığın mektup, söylediğin sözler beni ayakta tuttu. Yok ben yazmadım. Yani üçümüz yazdık. Ben sadece bir cümle yazdım. O da inşallah rahat geçer. O cümle bana ait. Ha işte ben o cümleyi okudum. Tam ona cevap yazarken de bana bir tane haber geldi. Meğer benim üç böbreğim varmış. Hadi buyur. Dediler ki sen bize sivilde lazımsın. Çık git. Ha sen çüreğe çıktın.
Ne çürüyor oğlum? Armut mu topluyoruz biz burada? Fazladan organın var dediler. Vatana, millete bu organınla faydalı ol dediler. Ben de faydalı olmak için fazladan böbreğimi bağışlıyorum. Neden? Organ bağışı hayat kurtarır. Bir de bu Ayhan kızına devamlı diyorum, neden çok işiyorsun? Devamlı diyor, tuvalete gideceğim. Meğer benim 3 böbreğim varmış. Ben günde 1 ya da 2. İkinci de öyle yani, gece zorlarsa ben... Muzo, Muzo yeter artık değil mi? Sen hoş geldin, bak mahalleliyle kucaklaş. Davuzuna seni bekliyor, biz sonra konuşuruz. Çaya bekliyorum kardeşim. Her zaman geliyorum ama önce işlerim var. Askerliği de aradan çıkardığıma göre artık sırada ne var? İzni var diye düşünüyorum artık. Hadi. Ne diyorsun sen ya? Niye saçma sapan konuşuyorsun? Hah, saçmalama dedin aklıma geldi, dur. Sana da cevaben bir mektup yazdım. 67 sayfa. 67 sayfa. Kendimi sade şekilde ifade etmeye çalıştım. Sade diyorsun. Sen bunu okurken ben mahalleyi bir dolaşayım. Çünkü mahallede Muzaffer'i özledi be. Çal. Vur davulcu, davula üşenme. Gibi ya. 67 sayfa diyor. Merhaba. Ne haber Osman? Ayhan. Kutlama var. Yok ya. Zebercet askerden döndü de uzun hikaye. Merhaba Can. İyiyim, iyiyiz. Bizim işimiz var. Ayhan'la biz gidelim. Hani? Konuşalım biraz. Olur. Evet, sahile de geldik. Ya elindeki kağıtlar neydi, yol boyunca da bahsetmedin? Zebercet mektup yazmış. Zebercet mektup değil, roman yazmış bence. Senin böyle mektuplaşma huyların var mı birileriyle? Bana da yazarsın belki. Yok, öyle huylarım yok ama istersen sana yazarım tabii. İstemez miyim? Senden gelecek mektubun yolunu bile gözlerim. Bir şey söyleyeceğim. Bu sabah ben biraz kaba davrandım sana. Kusura bakma. Yani bu müzik meselesiyle ilgili. Asıl sen kusura bakma, ben söylemeliydim sana. Sanem, bir derdin var ya bana söylemediğin. Ya biz her şeyi birlikte çözebiliriz biliyorsun değil mi? Yani eğer istersen bana anlatabilirsin. Güveniyor musun bana? Evet ama şimdi söylemek istemiyorum, belki daha sonra. Tamam. Ama kendini de üzme olur mu? Beni de çok üzüyorsun böyle davranarak. Tamam. Tamam. Söz mü? Hı? Söz. Ben senin çok mutlu olmanı istiyorum. Ben çok mutluyum seninle birlikteyken. Ben de öyle. Bir de bir şey daha var. Bu bizim böyle gizli saklı buluşmalarımız var ya, bana ufaktan bir geldiler. Yani tamam, ofistekileri anlıyorum da annenlerden niye biz bunu saklıyoruz? Annenler niye? Yani zamanı geldiğinde eninde sonunda söyleyeceğim onlara da. Vallahi ben senin eninde sonunda da biliyorum. Belli ki sen söylemeyeceksin. Annen nasıl olsa benim fanım. Bayılıyor bana. Ben gideceğim, onunla çözeceğim bu işi. Halledeceğim yani. Halledeceğim derken tam olarak... Halledeceğim. Gideceğim diyeceğim. Biz Sanem'le sevgili olduk diyeceğim. Cayır cayır yanıyoruz. Ölüyoruz, bitiyoruz aşkımızdan diyeceğim. Bunları hepsi söyleyeceğim. Tam daha oturtamadım kafamda. Tam daha düşünmedim yani. Biraz orası doğaçlama olacak. Ben oraları biraz köpürteceğim, babalayacağım. Bakacağım yani. Can, ben halledeceğim. Nereye gidiyorsun şu an? Şu anda olmaz ama. Can olmaz. Annemler olmaz. Can şu anda olmaz. Lütfen. Can. Can saçma olma. Ben söyleyeceğim diyorum zamanı geldiğinde. Lütfen böyle bir şey yapmayın. Kim o? Ben geldim karıcığım. Niye geldin sen Nihat? Ben getirirdim yemeğini. Kim duruyor dükkanda? Rami'nin kardeşine bıraktım. Hem geleyim seni göreyim. Hem de böyle birkaç bir şey atıştırayım dedim. Mevku Bey. Yoksa sen o marifetli ellerinle, o güzel parmaklarınla içli köfte mi hazırlıyorsun sen? Bu gece özel. Bu gece özel mi? Ha, bizim için her gece özel değil mi? Bu gece yani böyle de, bu gece daha özel. Ha, yani bu içli köftelerle of parmaklarınızı yedireceğim diyorsun ha? He? Hadi hayırlısı, ben ellerimi yıkayayım geleyim, olur mu? Unutmuş.
vallahi de hatırlamıyorum. Billahi de hatırlamıyorum. Unutmuş. Ay sinirlerim bozdu. Can. Efendim. Böyle bir şey yapamazsın bak dur. Tabii ki yaparım. Öyle bir yaparım ki. Gör bak şimdi. Can bir saniye. Can olmaz. Can olmaz. Annemlerle konuşamazsın. Vallahi öyle bir konuşurum, öyle bir söyleyeyim. Lütfen izle. Bak lütfen izle. Hayır ya ben ya bir şey söyleyeyim. Konuşmam gerekirse ben konuşurum zaten. Sana mı kaldı söylemek? Tabii ki bana kaldı. Acaba bu ilişki ikimizin ilişkisi. Ha ben söylemişim, ha sen söylemişsin. Olmaz, olmaz. Öyle kalplerine iner. Vallahi patlanarak söylenmez. Ben öyle patlanarak söyler miyim ya? Alıştır alıştır söyleyeceğim ben onu. Sen hiç merak etme, ben onların nabızlarını kollayacağım. Sen merak etme. Olmaz, olmaz. Önce bir konuşalım. Bir strateji belirleyelim lütfen. Ya strateji falan yok. Bam bam bam. Bastım vallahi de bastım. Sen ne yaptın? Vallahi bastım. Anne Ayrıca ne yapıyorsun ya? Bütün komşular sana bakıyor. İyice rezil ediyorsun ya kendine. Tamam önce o zaman, içeri girelim. Bir çay içelim sonra çıkalım olur mu? Geldi. Can Bey hoş geldiniz. Ama en son Can'da kalmıştık. Benim sizle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. Nihat abi de evdeyse. Tabii tabii evde. Buyur Can. Buyur. Buyur buyur Can. Ya sen rahat ol. O iş bende. Ben böyle yapıyorum. Bu iş bende diyor. Şirkette bir problem oldu herhalde anlamadım. Nihat abi merhaba nasılsın? Ha, hoş geldiniz. Hoş Can Bey evladım hoş geldiniz. Yemek mi yapıyordunuz? Yanlış bir zamanda gelmedim umarım. Yok. Ben bazı kıymet bilmezlere içli köfte yapıyorum da. Aa, içli köftenin değeri nasıl bilinmez ya? Benim en sevdiğim yemeklerden. Ay ikram ederdim ama akşama kadar dinlenmesi lazım. Vallahi Can Bey evladım mevkıbemin yaptığı bu içli köfteyi yersen hayatım boyunca unutamazsın. Öyle mi diyorsunuz ya? Akşam ha? E şansımıza güzelim ne yapalım? E sen de gel birlikte yiyelim akşama. Tabii tabii bekleriz ha. Buyurun gelin. Seve seve. Tabii ki gelirim gelirim. Ben sizi şimdi hiç rahatsız etmeyeyim o zaman. Biz böyle apar topar geldik. Sanem'in size anlatmak istediği çok önemli bir konu var çünkü çok acil. Öyle mi? Evet. Efendim hiç burada sıkışmayalım. Burada tıkılı kalmayalım. Dışarıda havada daha ferah. Oksijen de var. İhtiyacımız olabilir çünkü oksijene. Ben açayım kanatları. Nihat abi siz şöyle buyurun. Mevkıb Hanım siz de buyurun böyle. Can Bey. Buyurun efendim. Buyurun. Teşekkür ederiz. Gel Mevkıb Hanım gel. Buyurun ben de şöyle yanınıza ilişeyim. Hiç bakmıyorum. Sanem sen de eğer istersen tabii oturabilirsin. Gel. Şöyle geleyim ben de oturayım. Bir şeyler hazırlayayım mı içer misiniz? Çok sağ olun zahmet olmasın. Yavaş yavaş kalkalım mı Can Bey? Yok. Kalkmayın. Oturun. Ne anlatacaksan da anlat kızım. Efendim ben konuya hemen bir giriş yapayım hızlıca. O gün hani kayalıklarda geldiniz bizi o şekilde gördünüz. Siz de hatta bayağı bir gözünüzü diktiniz. Yanak dediniz böyle. Yanağımda ruj lekesi vardı. O asla, asla mankeni falan değil. Değildi. Değildi. Değilmiş. Ben her şeyi yanlış anlamıştım aslında. O kadar da bağırdım patronuma. Ayıp ettim. Özür diledim. Sana ne çocuğum? Sana ne? Kim öptüyse öptü Can Bey. Ayıp olmuyor mu? Bana ne? Yok yok Merkı be. Ben doğruyu söylemek gerekirse merak ettim. Kim öptü? Sanem öptü. Nasıl? Sanem mi öptü? Sanem. Sanem. Nasıl? Sanem öptü. Evet. Kızım öptü. Sanem öptü. Sanem ne diyor çocuğum Can Bey? Sen de bunu bana o kadar rahat söylüyorsun ki kızın öptü diye, öyle mi? Evladım senin ağzından çıkanın kulağın duyuyor mu ya? Burası benim evim, benim bahçem. Sen gelmişsin benim karşıma. Tövbe estağfurullah. Sen ne diyorsun evladım ya? Ya ben şöyle konuyu toparlayayım. Nasıl desem... Dayanamadı, öptü. Yani... Dayanamadı da öpüverdi gibi. Dayanamadı da öpüverdi gibi bir şey oldu. O şekilde evet. Dayanamadı evet, öptü. Dayanamadı. Ha bunun daha fazlası da var galiba öyle mi? Yani... Şöyle çünkü öptü çünkü... sizin bilmediğiniz, bilmeniz gereken... Yani bilseniz iyi olur dediğim... Sanem ve ben... Can Bey. Aileme ben izah edeyim çünkü benimle ilgili bir konu. Ben şirkette stajyer metin yazarı oldum ve kayalıklarda Can Bey bana bunun haberini verdi. Ben de bir coşku. İçim içime sığmıyor. Bir şeyler oldu bana. Ben de o coşkuyla beraber evet yanağından bir coşku.
bir Buse. Evet, Buse kondurdum. Doğrudur. Bayağı. Efendim yani benim hayatımda öyle ne bileyim mankenlerle takılmak yok efendim, bir tarafından öptürtmek falan gibi dejenere şeyler asla yok. Ya benim hakkımda yanlış şeyler düşünmenizi, yanlış fikirlere kapılmanızı hiç istemem. Seninle ne ilgisi var? Seninle ne ilgisi var ki çocuğum? Kabahat bizim çocuğumuzda. Rezillik. Değil mi? Ben de. Hayır. Rezillik. Seni severiz yoksa bizim maşallah. Sağ ol. Kaç oldu saat? Şey, saat kaç olmuş? Bizim artık işimizin başına dönmemiz gerekiyor değil mi Can Bey? Sen bir kal. Sonra gidersin. Bir kal sen. Sizle geleyim değil mi ben de? Aslında gelse evet iyi olur. Bir kalsın Can, bir kalsın. Çok yoğunluk var. Gelse çok faydalı, yararlı olur yani bizim için. Tamam Mevkübe, tamam. Madem Can Bey çok yoğunluk varmış, öyle söylüyor. Gitsin bakalım. Biz o zaman. Metin yazarı oldum, kolay değil. İş yükleri çok şey oldu. Oldu efendim, çok sağ olun. Can Bey diyorum ki o yeni firmanın diyorum var, kocaman bir afişle mesela. Bu kız beni delirtecek Nihat. Nerede nasıl davranılacağını bilmiyor. Rezillik. Ama hep sen. Hep sen şımarttın bunu. Sen yüz verdin bu çocuğa. Allah Allah, ben niye şımartıyorum Evkı Bey? Ben mi dedim ona git adamı yanağından öp diye? Üstelik anne sen değil misin? Sen çekeceksin kızını kenara, konuşacaksın. Ben niye konuşuyorum? Anne olan sensin. Allah Allah. Allah'tan akıllı uslu bir adam da anladı tabii bizim kızın deli olduğunu da. Düzgün çocuk sonuçta. Akıllı uslu. Ya Allah Allah, sen demedin mi bu çocuk çapkın diye? Biz bu kızı bundan kurtaralım diye arada bayla bayla başka şeyler de söyledin. Allah Allah, ne çabuk unuttun. Unuttun değil mi? Unuttun. Unuttum. Asıl sen kendi unuttuklarına bak. 30 sene evveline bir git. O günden bugüne yavaş yavaş bir gel. Düşün bakalım hangi gün neyi unuttun? Hangi gün neyi unuttun? Bir düşün. Ben de gideyim içli köftemi yapayım, içli içli ağlayayım. Kaderime yanayım. Zaten benim kaderim bu. Unutkan kocalarla uğraşayım, deli çocuklarla uğraşayım. Bıktım ben, ailenin hafızası mıyım ben? Ben neyim ben? Yeter be, yeter. Çocuklar deli, koca unutkan. Yazık bana. Yazık. Allah Allah Mevkü Bey. Neyi unuttum ki ben? Bilmeyeceğim. Sanem biner misin? Binmeyeceğim, otobüste giderim ben. Sanem ben 5 saniye içerisinde bu arabaya binmezsen gider Melahat Hanım'a sevgili olduğumuzu söylerim. Annen de gider ondan öğrenir. Tamam mı? İyice rezil edersin kendini. Yapamazsın öyle bir şey. Lütfen izle. Melahat Hanım. Ay Can ya. Merhaba. Ay hoş geldin. Ay, Melahat abla, canım benim. Ben öyle sizinle sohbete geldim. Çok tatlı sohbetiniz var. Börek de var mı? Ya çok tatlı bu, var. Kıymalı. Olmaz. Kıymalı senin için. Gidiyoruz. Biz de gidiyorduk değil mi? Gitme. Aa, hep gidiyorsun ama. Aa. Arabaya biniyorduk biz. Tamam. Rahmi çay getir iki tane. Ha, tamam geliriz geliriz. İşleri halledelim gelelim. Öyle mi? Evet. O hep zaman böyle yap. Edelim. Sen beni ayrıca ara. Can. Beni ara. Bekliyorum seni. Hadi hadi. Tamam. Siz ben de bindim. Tamam. Ben de bindim. Ha. Ay çok tatlı bunlar. Biraz senin sponsorluğuna derim. Bana niye surat asıyorsun hala? Hiç konuyu değiştirme şimdi. Nasıl söylersin bizimkilere Sanem beni öptü diye? Yani şimdi bizim sevgili olduğumuzu bilmiyorlar ama ciddi bir potansiyelimiz olduğunu anlasınlar. Sindiresinler. Ya ben sana söyledim zaten. Söz verdim söyleyeceğim diye. Tamam, söz diyorsan. Okey. 3 yaşında çocuk gibi azarladılar beni. Sen bir de şimdi akşama gör. Nasıl nutuk çekecekler belli değil. Ya bir şey yapamazlar. Ben de olacağım zaten akşam. Akşam. Ha. Sen bayağı. Evin taşınmaz eşyası oluyorsun, farkında mısın? Ne, rahatsız mı oluyorsun? Hem seninle ne alakası var? Benim derdim içli köfte. Ya hayır, annemle babamın evlilik yıl dönümü de ben o yüzden öyle söyledim. Aa, onu iyi hatırlattın. Ben o zaman gelirken şöyle güzel bir çiçek yaptıracağım. Etrafındaki insanlar beni gerçekten delirtecekler. Ben bunu anladım. Sen akşam kesin çaktıracaksın. Annem akşam bizim sevgili olduğumuzu kesin anlayacak. Yok ben çaktırmam ya. Sen çaktırmazsan ben çaktırmam öyle. Küçük oyna abartılı hareketlere girmem. Ben ne abartacağım? Ben senden emin değilim. Ha. Annem de çok güzel yapıyor ya içli köfte. Oğluşma, elçi ağzında çay getirdim. Al bakalım.
Sen söyle bakalım şimdi akşama ne yemek istiyorsun? Canım benim. İnsan askerlik yapmaya görsün anacığım. Yemek seçmeyi bırakıyorsun, yemin ediyorum. Aman Muzo ya, Allah Allah. Gören de aylardır askerlik yapıyor sana. 3 gün oldu daha sen gideli. Onda da daha birliğe seçilmeden çürük olup gelmişsin. Çürük mü? Bu ne biçim tabir kızım? Diş miyim ben? Çürük ne demek? Devletimiz, milletimiz beni dışarıda görevlendirmeyi uygun gördü. Dedi ki sen yeteneklerini sivilde kullan. Yavrum benim yakışıklım benim be. Ama anneciğim ne yapıyorsun? Makas alıyorsun şu anda insan içinde. Artık oğluşum falan yok. Ben vatani görevini yapmış bir bireyim. Bundan sonra yiğidim, aslanım, koçum. Çünkü neden? Çünkü ben vatani görevini yapmış. Paşa Hazretleri gelmiş. Hoş geldiniz Muzaffer Komutanım. Neredesin be ya? Gözümüz yollarda kaldı. İhsan Bey biraderim. Pırrrt derler adama. Bu nasıl bir destursuz giriş? Ne iş var bunun burada? Harbiden yine mi sen ya? Yine mi? Bu devamlı bizim mahallede mi? Demek ki ben gidince yine mahalleye çakallar tebelleş olmuş. Bundan sonra çakal kardeşlerine de söyle İhsan Bey biraderim. Muzaffer mahalleye geri döndü. Muzaffer ayıp ediyorsun İhsan Bey. Senin yokluğunda bütün o malımızın, mülkümüzün, gelirlerin idaresinde yardımcı oldu bize. Çok ayıp ediyorsun. Ne? Böyle bir şey olabilir mi? Benim boşluğumu çakal İhsan'la mı doldurdun anacığım? Bir 3 gün askere gittik, mahalledeki bütün dengeler mi değişti? Aysun, işlerle alakalı bilgi vereceğim de 2 dakika gelsene dışarıda konuşalım. Nasıl? Vah. Kızım hem vah hem tüh. 3 gün askere gittim. Askere gidince nişanlısını başkasına kaptırmış yiğit olar gibi kala kaldım. İşlere çakal İhsan mı çöktü? Sadece işlere çökmemiş ki. Başka ne? Öksürük tuttu, bir şey demedim. Öksürük mü diyorsun? Yaşam koçluğum öksürük mü diyorsun Ayhan? Bana bir çözüm bul. Bana bir projeksiyon sun. Bir plan yap. O zaman şöyle yapalım. Muzo, dinle. Sen burada yokken... Ben önden gideyim de şey olmasın. Sanem. Bana yani odama çay, may bir şeyler artık ne olursa. Sen odama gel yeter ya. O zaman ben çay demleyeyim, 5 dakikaya odanızda olurum. 5 dakika çoluğum. Hayır diyorum, hayır. Ben hayır dediğim zaman hayır. Romantizm olacak diyorum, bitti. Aksiyon olacak, macera olacak. Olmayacak diyorum, olmayacak. Deren Hanım, acaba biraz daha sakin mi olsanız çalışanların içinde? Romantizm olacak diyorum, bitti. Derenciğim, romantizm öldü. Senin romantizm anlayışın anneannelerimizle birlikte toprak oldu, yok oldu. O yüzden aksiyon olacak. Ne oluyor burada yine? O videonun yeni tasarımıyla ilgili tartışıyoruz Can. Öncelikle ben şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu projeden ailenin sorumlu, ben mi sorumluyum? Bence ben. Sorumlu benim. Nedir sorun? Can, aksiyon dolu bir kampanya yapmak istiyorum. Çünkü gençlerimiz aksiyon istiyor. Gençler romantizm istiyor canım. Ama rica edeceğim ailencim, sen romantizm deme. Çünkü senin ağzından çıkarken soluyor, ölüyor o kelime. Derenciğim, romantizme ne olduğu beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Ben burada işimi yapmaya çalışıyorum. Ve müşteri ne istiyor en iyi ben biliyorum Can. Can Bey, müşteriye sorsak? Müşteriye sorsa olmaz CC. Yarım saat sonra toplantı odasında buluşalım. Toplantıda seni çok bir sezeceğim, haberin olsun. Vay, aksiyon diyorsun. Bayılırım. Nereye gidiyorsun? Benimle geliyorsunuz, delirtmeyin beni. Tabii ki sizinle. Sizinle Deren Hanım tabii. Arkadaşlar dağılın, siz de oturun. Hadi çalışalım. Ajans burası. Ne oluyor ya? Bir şey yok. Şimdi o bir de otomotiv var ya, yeni bir araba modeli çıkarıyormuş. Evet, onunla ilgili reklam filmi yapılacak. Genç kitleye hitap etmek istiyorlar. Reklam filminin türü romantizm olsun, aksiyon olsun, onu tartışıyoruz. Sen romantizm olsun. Hemen gevşeme Sanem, hemen gevşeme. Şirket çatır diyor, farkında mısın? Bir anda Deren, bir anda ailenin neler olduğunu görüyor musun sen? Kankacığım sen sakin olsana. Gel benimle, şöyle güzelce bir çay kahve yapalım kendimize. Sen biraz romantizmden bahset bana. Ayhan'ı anlatma. Sakın Ayhan. Sakın. Ben sana Can'ı anlatayım. Yapma Sanem. Yapma. Zaten sinirlerim gevşedi. Hadi Mevkübe. Ben gidiyorum. Sen de artık daha fazla düşünme şu öpücük meselesini. Deşme artık şu konuyu. Deşeceğim Nihat. Unutayım diyor. Unutamıyorum. Ne demek adamı yanağından öpmek? Ya. Hayır, benim şu anda başka şeyler düşünmem lazım. Ona konsantre olamıyorum. Ne düşünmen lazım ki? Seni hatırlamayı hep bana sor Nihat. Çok güzel. Benim kızın yüzünü görmem lazım.
lazım. Böyle bir gözlerinden duygularını anlamam lazım. Ne Nihat? He. Kız, senin telefon akıllı deme. Görüntülü arama yapacağım da. Zaten bu zamanda bir tek seninki akılsız kaldı. Meleata bak Meleata. Meleata bak Meleata. Bir şey istedik. Pabuç kadar değil, bir ton cevap veriyor. Hı. Bak şunu. Ay kız ne diyor? Seninki çay kap gel şu Rami'den taze taze. Neler anlatacağım ben sana, neler anlatacağız. Deme. Kız yeni havadisler mi var? Tabii en yenisi. Dinlediğim ben geliyorum ben. Beni de bir algılamam tabii çok zor oluyor. Ya mesela Can çiğ et seviyor. Bir de çay içmeyi seviyor. Sanem sus. Anlatma bana böyle şeyler. Tamam kızma. Ayağında lahmacun seviyor. Sanem. Melahat abla niye beni şimdi görüntülü arıyor ya? Kesin annem. Annem böyle akla sıra beni teftiş edecek ya. Ben gidiyorum o zaman. Benim çünkü giyinme laf ediyor. Ben de çekemem öyle şeyler. Ya yanlış anladın. Kırılıyorum sonra. Efendim anneciğim. Sanem konuşmamız lazım. Ne oldu? Ne yaptın ben yine? Konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama dayanamayacağım. Çocuğum sen niye öpüyorsun Can Bey yanağından? Manyak mısın sen? Anne, bir anlık sevinçle, bir anlık coşkuyla öptüm dedim ya. Kızım madem bir anlık sevinçle öpeceksin, gel babanı öp yanağından. Hiç. Anneni öp. Ya ne diye patronunu öpüyorsun? Yakışıyor mu sana bu? Hiç yakışmıyor babacığım. Allah Allah. Asıl bana yakışmıyor kızım seninle böyle konuşmak. Asıl bana yakışmıyor. Ya Sanem akıllı kızdır, ne yaptığını bilir diyorum ama olacak şey mi bu? He? Bak Can Bey'i de zor durumda bıraktın şimdi. Tamam, bir daha yapmayacağım. Tamam, yapma. Bir daha yapma. Yapmayacağım dedim ya babacığım, hadi benim işe dönmem gerekiyor. Aa, geliyorum. Toplantı. Hadi aramayın artık ne olur. Valla bana çok konuşuyorsun falan diyorsun ama maşallah Nihat sen de bülbül gibi şakadan yani. Bir konuşacaksın, pir konuşacaksın mevkibe. Ağırlığını koyacaksın. Öğren bunları artık benden. Ha, gurur duyuyorum ben seninle de. Bir de hatırlaman gerekenleri hatırlasan süper olacak. Neyi be? Heh. İçmez miydiniz Nihat Bey? Bakkala yetişmem lazım. Afiyet olsun size. İyi. Hadi bakalım. Dökül. Ay benim yakışıklı minnoşum bir tanem benim ya. Şunu... Aslanım, kaplanım, koçum iyiyim be. Ha. Hayır. Artık sana yumuşamak yok. Çünkü sen Çakal İhsan'la iş yaptın. Yahu bu adamın adı Çakal İhsan zaten. Çakal'ın anlamı belli. Türk Dil Kurumu'na göre üç kağıtçı, düzenbaz, madrabaz insan. Kızım ben ne anlatıyorum? Ya oğlum benzetme yapacaksın, benzetme. Çakal İhsan'ı Çakal'a benzeteceksin. Ondan sonra oradan kendimi çok fena benzetirim onu ya, bağlayacaktın. Sinirim bozuk benim. Yemin ediyorum o Çakal İhsan'ı da benzetirim. Oğlum burada yoktun. Ne yapayım? Adamcağızdan yardım istedim. Çakal falan da deme adama canım. Ayıp bir şey. Allah Allah ya. Oldu olacak gelsin cici babam olsun. Allah Allah ne ayıp şey. Evet gerçekten çok kötü bir örnek verdim. Lafın nereye gideceğini bilemedim. Ağzımı hayıra kendimi bayıra açayım. Benim de bu sinirimi bir tek şey patlar. Sanem'i güzelce istemek. O nereden çıktı öyle? Hayır. İtiraz istemiyorum anacığım. Akşam gidiyoruz. Sanem'i istiyoruz. Alıyoruz, çıkıyoruz. Bu. Tam peki. Ayhancığım, yürü. Aysun teyzeciğim, görüşürüz. Emre Bey, YRT Holding için istediğiniz bütçe taslakları. Vay, benden söylemeden getirdin demek ha. İnanmazsın. Teşekkür ederim. Bu da Ovido'nun fokus grup çalışmasının bilançosu. Benden istediğiniz başka bir şey yoksa ben çıkıyorum. Leyla, bir iki dakika otur lütfen. Geçen gün çıktığımız yemekten beri gerginsin. Fark ediyorum. Yo, değilim. İşimi yapıyorum. Yani yapmaya çalışıyorum en iyi şekilde. Leyla. Seni uzun zamandan beri iyi tanıyorum değil mi? Bak, sen benim bu şirkete en güvendiğim çalışanımsın. Ben o yüzden götürdüm seni oraya. Ailemden bile gizlediğim şeyleri seninle paylaşıyorum. Tamam senin için zor bir durum olabilir, yeni bir durum olabilir. Bunların hepsini anlıyorum. Ama
Ama bütün bunlara alışman lazım. Emre Bey, anlıyorum. Ama ben bu şekilde çalışmaya alışkın değilim. Yani haddimi aşıyor olmak istemem ama yanlış geliyor bana. Bak Leyla, sende kimsede olmayan bir ışık var. Eğer kendini geliştirmek istiyorsan bu işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenip öyle davranman lazım. Tamam mı? Tamam. Güzel. Konuyu kapattığımıza göre eski halimize geri dönelim. İzninizle ben çalışmaya döneyim. Arkadaşın değil miyim? Beni birazcık dinlesen. Size bu hayatta sen hemsiyle ortak bir küme yok. Kızım bu nasıl laflar? Ağzın çeksi böyle bir laf olabilir mi? Sadece benim imajımı yenilemem gerek. Benim sadece Candivit'i geçmem gerek. İmaj olarak onun önüne geçmem gerek. Yeneceğim seni Candivit. Bak bu konuda haklısın ha. Senin değişime ihtiyacın var. Evet. Senin yenilenmeye ihtiyacın var. Ve evet, odaklanarak tek tek bence bu işi çözebiliriz. Hadi inşallah. Yürü. Unutmuş Veliaht. Evlilik yıl dönümümüzü unutmuş. Ben anlatmaya çalışıyorum ama böyle ben bakıyor suratıma. Ay, ben de niye yaptırıyorsam saçlarımı? Kendi kendime halleniyorum işte. Sanki anlayan var da. Yoksa öyle bir şey mevki ben. Nihat Beyciğim unutmaz seni. Aa, tanımıyor muyuz kaç yıllık adamı? Aa, daha neler? Bilmiyorum Veliaht. Ay bak şimdi. Biz ne yapalım biliyor musun? Senin saçlarını şöyle bak. Buradan alalım bu tarafa doğru, tamam mı? Aşağıları da diyorum ki maşa yapalım. Yok yok maşa yapmayalım. Dur ha. Biz bütün kafaya maşa yapalım. Sonra böyle buradan böyle kaldıralım. Böyle tam topuz olsun. Ha? Ne dersin? Kızım zaten benim saçım dalgalı. Sen niye maşa yapıyorsun benim saçıma? Bak demin dedin ya şöyle alacağım dedin. Ha. Burayı al yüzümün şekli çıksın. Edalı edalı havalı havalı bir fön çek. Ve değişik olsun bari her zamankinden değil mi? Tamam. Öyle bir saç yap ki görür görmez özel bir gün olduğunu anlasın Meliyat. Tamam. Anlasın anlasın. Görür görmez anlasın da. Senin bu kadar uğraşmana üzülmene gerek yok ki. Ayol ben giderim Nihat Bey'in yanına böyle çaktırmadan. Nihat Bey. Hayır sakın sakın tövbe etme istemem ben öyle şey hayır. Kendi hatırlarsa ne hala. Yoksa yok. Ay. Biz bu hallere düşecek karı koca mıydık Meliyat? Ne olduk biz soğuduk mu birbirimizden? Okey'e mi dönüyoruz biz acaba bittik mi biz? Mevki ben ne alakası var yoktur öyle bir şey. Canım arkadaşım aa Aslı. Gel yavrum gel buraya. Sen şimdi Mevki ablana şöyle tel dili güzel bir kahve yap. Değil mi kızım benim? Hadi bana dur 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 vazgeçtim şey yap sen. Geçen gün biz papatyalı kuruttuk ya. Heh. Sen şimdi onları böyle kaynar suya koy. Dinlendir biraz getir. İyi gelir benim arkadaşım. Oh rahatlar, sinirleri böyle oh gerginliğe gider. Hadi bakalım. Durumun papatyalık diyorsun yani. Vallahi bittik biz ya, bittik gerçekten bittik biz. Mevki be. Meloş. Niye böyle kendini bırakıyorsun arkadaşım? Allah Allah. Sen kaç yıllık kocanı tanımıyor musun? Unutur mu o böyle şeyleri? Tamam artık yeter. Ağlamak bitti. Dön bakayım sen buraya. Ha? Hadi bakalım. Ben şimdi var ya, sana öyle bir saç yapacağım ki bırak Nihat Bey'i. Kız bütün mahalle anlayacak bir şey olduğunu. Yap kız Meliyat. Öyle güzel olayım ki böyle arzu endam edip bakkala doğru yürüyeyim. Kocam beni bir beğensin gibi. Oh çok heyecanlıyım. Can Bey, çayınızı getirdim. Annem ben etrafta kimseyi göremiyorum. Ne demiştik etrafta kimse yokken Can Bey denirse bana ne yapıyordum? Aa, Can. Çayını getirdim Can. Kendine de alsaydın birlikte içerdik. Yok artık, karşılıklı çay mı içecektik bir de? Ha, gelsene. Oturayım mı? Bir şey soracağım, böyle olmayacak ben dayanamayacağım. Sürekli seni arıyor gözlerim. Sürekli seni düşünürken buluyorum kendimi falan. Ben de öyle. Ben de sürekli kendi kendime konuşuyorum. Ay, biri duyacak da deli sanacak diye çok korkuyorum. Can Bey yok. Ne oluyor Cece?
toplantı varmış. Can Bey toplantı salonunda sizi bekliyoruz dedi. Ha öyle mi? Tamam. Kısmet. CC. Havayı oksitlemeden tane tane. Anlat bakalım derdin nedir senin? Ha. Sanem. Biraz konuşalım mı? Olmaz. Konuşamayız Emre Bey. İstemiyorum. Olmaz. İstemiyorum ha. Nihat, günün güzel geçiyor mu kocacığım? Ha yani işte bildiğin gibi Mevki Bey. Öyle çok gelen giden olmadı ama şükür Allah'a işte bir iki kişi geldi. Allah Allah. Hayırdır Mevki Bey? Sen pek bir hareketlisin bugün. Ne hareketi? Yoo, her zamanki halim. Yok yok. Bugün ayrı bir güzellik var sende Mevki Bey. Bugün başkasın ya, bugün çok güzelsin. Mevkübem, sen iki dakika dur, ben hemen eve gideyim geleyim. Nasıl? Bir dakika, bir dakika. Nereden çıktı şimdi bu? Niye gidiyorsun? Belki iki laf edecektik şurada. Eskiden böyle miydi? Bir sohbete başladık mı bırakamazdım, böyle uzun uzun sonsuza kadar sözsün isterdin. Ne oldu şimdi? Ya Mevkübem, böyle burnuma burnuma geldi. Canım çok çekti. Ben iki dakika gideyim, hemen gelirim. Yemin ediyorum içli köfte kadar kıymetim varsa benim. Yemin ediyorum yok ya. Şu modelle bile olmadı ya. Evlenme yıl dönümüm benim ya. Niye olmuyor? Kokutmuşum falan. Rezil alabilmesi için ürünle bağ kurması lazım Deren'cim. Artık gençler için önemli olan şey heyecan, adrenalin, aksiyon. Yani romantizm gibi gereksiz şeylere girmeyelim bence. Çok banal zira modası geçti. Ben ise tam tersini düşünüyorum. Bu kadar genç insanın müşteriyle bağ kurabilmesi için bizim romantizmle ilerlememiz gerekiyor. Çünkü bizim fokus grubumuzu genç çiftler oluşturuyor. Ne yapacağız biz? Çift çift bunları dağdan mı atacağız yani? Senin macera anlayışında ne zaten ben çok merak ediyorum. Tamam arkadaşlar yeterli. Ben hepinizi yeterince dinledim. Soru şu. Bu yaş gençlere aşkı ve ürünü anlatırken macera mı, romantizm mi? Oylamaya sunuyorum. Macera diyenler. Bravo. Aklı başında 8 kişi çıktı buradan. Romantizm diyenler. Şişt. Çabuk oy ver. Geleceğin için oy ver. Ben duymadım ki. Romantizm mi, macera mı? 7 oy romantizme. Sanem. Romantizmi seç. Romantizmi seç. Kaldır elini kaldır. Benim aklım fikrim romantizmde. İşte bu kadar. O zaman hem macera hem romantizm. Olmaz ki öyle ikisi aynı anda. Olmaz, ikisi bir arada olmaz. Olur. Fokus grubu toplayın. 18-25 yaş arası 6 çift bulun. Siz de çalışırken ikiye ayrılın. Maceracılar ayrı çalışsın, romantikler ayrı çalışsın. Sonuçları görelim. Tamam biz bulalım fokus grubu da biz nerede yapacağız bu çalışmayı? Luna Park. Luna Park gidiyoruz arkadaşlar. Toplantı yapmışız. Luna Park mı? Luna Park. Çarpışan arabalara biner miyiz? Binelim. Evet, çarpışan arabalara binelim. Ben çok merak ediyordum da. Arkadaşlar yarın Luna Park'tayız. Şu anda çarpışan arabalara binelim. Luna Park. Luna Park mı? Ben.
Ben geliyorum şimdi. Tamam Selam. Tamam. Efendim baba. Salim. Ben annene dünyanın en güzel hediyesini vermek istiyorum. Ona şiir yazmak istiyorum. Kızım ne yapacağım ben? Baba ne oldu? Yine niye fobin coştu senin? Evet coştu. Allah Allah ne demek yine mi fobilerin coştu? Sen hiç bir kere emek emek yazdığın şiiri okul töreninde okuyup da alkış beklerken domates yağmuruna tutuldun mu hiç? Yani bana da benzer bir durum. Böyle az sıklıkla başıma geldi tabii. Yok efendim hayır seninki sayılmaz. Öyle eskiden geçmişten gelen şeyler olmaz. Sen bir kere artık yazar sayılırsın kızım. Senin yazdığın senaryo binlerce başvuru arasından seçildi. Öyle film çekildi bir kere. Olmaz. Sen yeteneklisin. Bundan vazgeçmek yok. Pes etmek yok. Onu unut bir kere artık. Tamam tamam babacığım. Sen ne yapacaksın peki? İşte ben de tam bu konu için seni şey yapmıştım kızım ya. Sanem annem bir sürü hazırlık yapıyor akşama. Ben daha 3 satır yazamadım kızım ya. Olmuyor, ne yapacağım ben? Olur babacığım, ben sana güveniyorum, yaparsın sen. Ha şey, ben de sen yazsan diyecektim kızım. Ben şiirden ne anlarım, ben şair değilim ki babacığım. Yani bir de önemli olan zaten benim yazmam değil ki, senin yazman. Annemin bunca yıldır, eğer bir gün bana şiir yazarsan, bana olan aşkına inanacağım demesi zaten güzel bir şiir beklediğinden değil ki. Senin içindeki bu canavarla yüzleşmeni istediğinden. Yazmam diyorsun yani. Yazamam baba, kusura bakma. Bak sen otur, güzel bir müzik aç, tamam mı? Otur, kendini moda sok, yazacaksın eminim. İyi, madem. Bir de öyle deneyelim. Akşam yap. Madem fikirleri gelsin. Evet. Şimdi Luna Park'ta ilgili romantik neler var onu konuşalım. Luna Park'ta romantik pamuk şeker var, dönme dolap var, atlı karınca, maytap, havai fişek onlar var. Ondan sonra böyle boks vuracağı var öyle. Hatta sevgililer gidiyor ona, boksa mesela kız vuruyor, onun rak düşük sayı çıkıyor. Erkek yavaş vuruyor kız kazansın diye. Bir şeyler nişan alıyorlar, ayı falan veriyorlar. Öyle sevim mutlu onlar hep. Cece. Ben hiç Luna Park'a gitmedim de o yüzden böyle hep filmlerde izledim, oradan biliyorum. Hiç mi gitmedi? Ama şimdi gideceğiz Cece, merak etme. Evet. Tamam, başka romantik fikri olan? Ben diyorum ki ünlü bir şarkıcı getirelim, romantik şarkılar söylesin. Evet. Çok pardon, hangi bütçeyle acaba? Para mı var? Çok. Aklınıza gelenleri not edin, bana getirin, tamam mı? Biz de sözde stajyer metin yazarıyız. Bize yaz diyen olmuyor tabii. Genel konsepti anlatıyorum şimdi. 6 çift var, birlikte Luna Park'a gidiyorlar ve hayatlarının en romantik anlarını geçiriyorlar. Sonra beraber çekici ve romantik arabalarına binerek eve dönme telaşıyla dolup taşıyorlar. Konseptimiz bu. Bu arada metin yazarlarından da metin bekliyorum reklam için. Sanem, sen de çalışacaksın. Hangisini beğenirsen onu kullanacağım. Benden daha romantiğini bulamazsınız şu an. Bravo, inanıyorum ben sana. Bu arada Aylin ve ekibine sakın hiçbir şeyinizi göstermeyin, yoksa fikirlerimizi çalarlar. Ne? Sürekli yanındasın. Sürekli olmasın. Abartma. Can, Aylin hakkında konuşmamız lazım. Öyle mi? Konuşalım. Aylin'in bu ajanstan gitmesi lazım. Bak sen Aylin'i yeterince tanımıyorsun. Sen burada yoktun çünkü. Bu kadın şeytan diyorum sana. Bak görüyor musun bize nasıl baktığını? Görüyor musun? Ne yapmamı istiyorsun Deren? Yani çalıştığımız film onu danışman olarak istiyor. Ben sadece dikkatli ol diyorum. Gözünü 4 aç. Bak Aylin'in bakışlarına, davranışlarına, her hareketine dikkat edersen o zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın Can. Söz mü? Söz. Yeter ki sen rahat ol. Tamam. Kahve söyleyeyim mi sana? Hayır, kahve istemiyorum.
Çünkü bu sefer kahveyle kurtulamazsın. Geçen sefer de apar topar kalkmıştın. Bana bir içki daha borcum var. Tamam, ayarlayacağız bir şeyler. Tamam, ayarlayalım. En yakın zamanda bir fırsat yaratırız. Ben sana hatırlatırım. Okey. Görüşürüz. Görüşürüz, bay bay. Harun Bey birazdan geliyorlar efendim. Öyle mi efendim? Saygılar, sevgiler efendim. Harun Bey'e ayrıca bu nasıl bir ilişki kızım? Berber dediğine girersin, 15 dakikada saçı sakalı kestirirsin, 15 lira atar çıkarsın. Racon bu. Ya hem beni baştan yarat diyorsun, hem de raconlu maconlu konuşuyorsun. Oluyor mu ama? Şuraya bir bakar mısın ya? Bak, buraya berber diyorsun yani. Burası saç dizayn merkezi. Ayrıca da böyle davranma. Böyle davranırsan canlı biti geçemezsin çünkü. Tamam, pardon. Kendimi senin güvenlik kollarına bırakıyorum. Benim güvenlik kollarıma değil, Harun Bey'in güvenlik kollarına bırakacaksın. Geliyor şimdi o da zaten. Hah, hoş geldiniz. Harun Bey. Nasılım? Getir bakalım sana. Senden çok umutluyum. Ben de kendimden çok umutluyum. Rezalet bir şey olmuş bu. Aa, sen bu kadar kötüsünü nasıl yazdın? Kokoreler romantizm mi olur? Hiç romantik değil bu. Git bunu baştan yaz. Ben anlamadım. Nesini beğenmediniz? Beğenilecek bir yeri olsaydı git üzerinde çalış derdin. Yırt at bunu. Nefes al baştan başla. Fecaat olmuş bu. Aa, bence siz ön yargılı davranıyorsunuz. Çığlık atmak üzereyim şu anda Salim. Duymak ister misin? Ben de ağlamak üzereyim. Ağlama, git yaz. Emredersiniz. Aa. Mevki be! Kız! Kız ne oldu? Şaşırdı mı? Söyle. Kızım sus, yavaş ya. Bence Nihat içeride bana gizlice sürpriz hazırlıyor. Sessizce gireceğim. Çaktırmadan bakıp çıkacağım. Tamam. Tamam. Şimdi haber ver. Haber ver kendine. Kaldırabilirsin. Peki ya falan. Hoş geldin. Nasıl gidiyor? Güzel. Ben sizden bir şey rica edecektim. Ben böyle bir şey yazdım Luna Park için. Bir okuyabilir misiniz? Okuyayım. Evet. Vay. Güldürüyor değil mi? Gülebiliyorsun ya. Vay. Sen mi yazdın bunu? Evet. Felaket olmuş. Yani çok kötü, bayağı kötü. Bayağı 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 kötü. Kuklayla romantizm de nereden çıktı sana? Ödünü koparmak falan istiyorsun herhalde fokus grubun. Nedir? Siz benim devamdan hiç anlamıyorsunuz ama. Ha. Bence sen bunu al, yak, çöpe at falan. Bir daha yaz, bir daha yine. Fikri umutluyorum ben çünkü.
Emredersiniz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Düşünme. Unuttun değil mi? Unuttun. Allah'ım, bu da mı gelecekti benim başıma? Takvimlerden silinsin bugün. Bir daha da anılmasın. Melike be. Ya hiç unutulmuyor mu öyle şeyi? Bu unutulur mu? En mutlu günümüzü. Bundan tam 30 sene önce sen, ben, biz olduk. Aynı yastığa baş koydu. Böyle şey unutulur mu Melike? Hı? Ama sen bir rahat vermiyorsun ki bana, sürekli bık 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 peşimdesin. Herhalde bizim de kendimize göre bir takım hazırlıklarımız, bir takım sürprizlerimiz var. Ama sen beni rahat bırakmıyorsun, sürekli peşimde, sürekli peşimde. Unuttun sandım ben, bir üzüldüm, bir üzüldüm. Valla ben ne bileyim, çok üzüldüm ben. Ah Melike be, ya böyle şey unutulur mu hiç? Ha? Bu unutulacak şey mi Melike be? Tam 30 sene geçirdik biz seninle. Atlıyorum değil mi ben? Hep atlıyorum. Evet, neden çağırdınız beni? Oğlum, Tafra. Bayılırım, en sevdiğim. Ne oldu? Yaratıcı olmayan metin yazarlarını buradan aşağı mı atıyorsunuz? Estağfurullah canım. Aklınızdan ne geçiyor size? Şu an benim aklımdan neler geçiyor bir bilsem. Hiç bilmeyeyim. Ben bilmek istiyorum ama senin aklından neler geçiyor artık. Yani biz niye hala böyle köşe bucağız, bizlik kalsın kafasındayız? Sen ufak ufak dökülsen mi şu içindekileri? Ha? Konuşsak mı açık açık? Yani doğru zaman geldiğinde bir gün... Bir gün diyorsun, o gün bugün değil diyorsun. Tamam. Yani ben bir an evvel çözülsün istiyorum artık şu mevzular. Bir şey diyeceğim. Bir de hiç kırıcı olmak istemiyorum ama gerçekten iş başka, aş başka. O yazdığım metinler yemin ediyorum çok. Bence benim yazdığım metinler gayet güzeldi ama haklı olabilirsiniz. Aşk başka, iş başka. Yani arkasında durman güzeldi. Bak şimdi sana hayat kurtaran tavsiyeler vereceğim. Hazır mısın? Hazırım. Geliyor. Kendin ol. Evet. Rahat ol. Peki. İçinden geldiği gibi yaz, aradaki farkı göreceksin. Sen benim aklımı başımdan alıyorsun. Yani aklımı toparlayıp nasıl metin yazacağım ben? Neyse, kimse görmeden gideyim henüz. Ya gitmeden yolluk niyetine şöyle bir öpücük mü versen? Gel. Ha, yanak diyorsun. Tamam. Tamam. O da olur. Tamam. Yani günü kurtarır. Mucizi kalmadı değil mi? Yani başım belaya giriyor çünkü.
metin yazardı da ne kadar zor işmiş ya. Yani bütün gün binlerce fikirle gittim, beğenmediler. Nedenini de anlamıyorum. Gerekçeleri yok. E normal. Ben de stajyer olarak başlamıştım işe. Hatta ilk metnimi kabul ettirmem bir yılımı aldı. Ne diyorsun? Sen harbiden beceriksizmişsin ama. Öyle değil. O anlamda değil. Ben aslında bir şey rica edeceğim. Çok küçük bir iyilik, minik. Bir fikir. Yani bir fikir. Nur, taşınıyor musun? Yok. Taşınmıyorum da. Yani kusura bakma Sanemciğim. Benim de hiç vaktim yok ve ben de Luna Park işinde çalışıyorum biliyorsun. Ben sana Galina işinde böyle mi yaptım? Ağlıyordun ortalıklarda fikir fikir diye. Saçma saçma şeyler yazmıştın burada. Ben sana fikir vermedim mi? Ha, benim sayemde o metin seçilmedi mi? Benim ihtiyacım var fikre. Çok kötü durumdayım diyorum, anlamıyor musun? Sorry. Sorry ne be? Ay bir de İngilizce konuşuyor. Delireceğim. Yazdım seni kara listeye. Unutmayacağım seni. Tamam mı? Fikir fikir diye kapıma gelirsin, ağlarsın. Ben de sana fikir derim. Anladın mı? Seni unutmayacağım. Bana kaldı. O şekilde şirketin bütün sorumluluğunu taşıya gidiyorum yani. Yani olmazsa olmaz kaosum yine paniğim. Hep böyle. İyi değilim. Sorunun cevabı iyi değilim. Anladım. Streslisin sen herhalde. Ben de zaten koçluk seansı için aramıştım. Yapmıyoruz ya ne zamandır. Senin de ihtiyacın var gibi duruyor. İstersen gel akşam. Gelemem Ayhan. Nasıl geleyim ben bu akşam? Mümkün değil gelmem. Yani o kadar işte uğraşıyorum ki. Yani hem Luna Park çekimi var. Onlar falan hep benim üstümde. Yani bir akıllının biri ya böyle taş atmış kuyuya, 40 tane deli varmış orada. O deli taşı çıktı. Ha? Anlamadım daha ne dediğimi bilemedim, çıkamadım işin içinden. Deli mi çıkarıyor taşı akıllı mı, ne bileyim ya. Her neyse öyle yani gelemem ya. İşim bitince anca işim de biter gibi durmuyor. Hiçbir şey anlamadım ki ben. Anlayamazsın zaten, anlamanı beklemiyorum. Yaşamayan anlayamaz çünkü, anladın mı Ayhan? Anlayamaz. O yüzden anlayamazsın sen de. Ya ama Cece benim sana ihtiyacım var. Marketing için. Web sitemin reklamları karman çorman oldu. Sen de bana söz vermiştin, yardımcı olacaktın. Söz verdik de bir saniye. Bir ajanlama bakayım o zaman. Programıma bakayım günlük. Evet. Evet bugün günlerden. Heh tamam. Günaydın. Banyo, kahvaltı, işbaşı, çay kahve. Şu arada bir yarım saat boşluğum var. Akşam çıkınca bir yarım saat boşluğum var. Uğrarım tamam mı Ayhan? Tamam o zaman. Görüşürüz akşam. Cece. Cece. Arşiv odasına götürdüğüm dosyalar. Ne olmuş? Nerede? Ne olmuş? Bulamadı. Orada işte arşiv odasında. Her şeyi bana sormayın artık ya. Bakmıyorsunuz, hepsini bana soruyorsunuz. Yeter. Yeter. Ver bakalım. Buyurun. Bu sefer çok güzel bir şey bekliyorum senden. Kesinlikle. Ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ha, yok. Yok. Bence sen bugünlük vazgeç. Yani... Çünkü sen bayağı romantik değilsin. Yani olmuyor, yapamıyorsun, zorlama. Nasıl? Bayağı. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi ne oldu? Gözün seveyim, ne oldu? Şimdi anladım. Ne? Sen şimdi... Ha? Bak, ha. Sen şimdi diğerlerinden beni kayırıyor gibi olma diye böyle yapıyorsun. Şimdi anladım. Ne komiksin ya. Ya sen ne kadar komiksin. Çok iyi de oynuyorsun biliyor musun? Çok iyi oyun.
Ben seni niye kayırayım ki? Değil mi? Yani iyiyse iyi, kötüyse kötü. Hala oyundasın. Çok kötü sanırım. Çok iyi. Yani ben de şaşkınım. Meğer sende romantizm sıfırmış. Sıfır. Hiç değilim. Yapamıyorsun sanırım. Olmuyor gerçekten. Peki inandırıcı olması adına şöyle bir şey yapacağım. Ya. Size bak şimdi. Bak görüyor musun? Yırttım. Böyle usulca sana verdim. Yani bu ajans da böyle Sanem. Yani bu ajansta çalışacaksan ya en iyisi olacaksın ya da işte böyle çöpe bakmaya alışık olacaksın. Ben romantik olabiliyorum. Romantizm de yazıyorum. Kuklayla da çok güzel romantizm olur. Ama bence siz anlamıyorsunuz. İlk yazdığım çok iyiydi. Harcadınız onu. O çok çok iyiydi. Yırttınız. Okey. Tamam. Tamam. Akşama görüşürüz. Nasıl? Size geliyorum ya akşam. Görüşürüz. Biz tartıştık biraz önce. Yani aşk başka, iş başka. Acı bir şey söyleyeceğim. Kızgınken çok tatlı oluyorsun. Ben hala kızgınım ama. Ne demek aşk başka, iş başka ya? Bu nasıl dünyalar bunlar? Reklam dünyası böyle bir şey mi ya? Evet Volkan'cığım, senin metnini seçtim. Gerçekten çok başarılı. Ellerine sağlık, tebrik ederim. Arkadaşlar, bugünlük dağılabiliriz. Herkes evine gidebilir. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Seni unutmayacağım. Vermezsen verme fikir. Sanem. Ne oluyor burada? Bir şey olmuyor. Arkadaşımla çalışıyoruz. Bir gelsene bir şey konuşacağım sen. Ne oldu? Yani. Ne oldu? Ne oluyor burada? Neler oluyor neler? Yani birçok şey oluyor da anlatsam da inanmayacaksın gibi. Arkadayım. Anlat bakalım sen. Sanem ne yapıyorsun? Ne biçim davranıyorsun ablacığım sen? Saçma sapan davranıyorum değil mi? Evet. Evet çok dengesiz şeyler yapıyorum. Ben mantığımla hareket edemiyorum. Çok istiyorum ben de mantığımla hareket etmek ama bence aşk mantığa çok karşı. Yani aşk mantığın ayağını kaydırmaya çalışıyor ben eminim. Ben de istiyorum işime gücüme gideyim. Böyle istikrarlı bir kız olayım ama olamıyorum işte. Bir gülümsüyor. Aklım başımdan gidiyor, elim ayağıma dolanıyor bana bir şeyler. Ay ne diyorsun, ne anlatıyorsun sen ya? Ben hiçbir şey anlamıyorum, ne oluyor? Abla ben sana bir sır vereceğim ama hiç kimseye söyleme. Ay hayır olsun inşallah. Tamam hadi ver. Biz Can Bey'le... Yani Can'la... sevgili olduk. Ateşin falan mı var acaba senin ya? Tansiyonun düştü acaba? Sen ne dediğini bilmiyorsun bence şu anda. Sen iyi değilsin. Kendinde değilsin, ne dediğini bilmiyorsun bence sen. Biliyorum. Ya sevgili olduk diyorum işte. Sinemaya falan bile gidebiliriz. O derece sevgiliyiz. Sanem saçmalama, ne diyorsun sen ya? Bu olacak bir iş mi yani? Tamam biliyorum biz bunun hayalini kurmuştuk ama şimdi gerçekçi bir gözle bakınca hiç olacak bir iş değil bu ablacığım. Olsa bile hiçbir yere varamaz. Niye varmasın? Niye olacak iş olmasın ya? Sanem bak bir kere siz farklı yerlerden geliyorsunuz. Can Bey zaten bugün burada, yarın orada, sürekli bir yerlerde gezen bir adam. Yarın bir gün bırakacak gidecek, sen de burada bakkal Sanem olarak kalacaksın. Hayır. Ben stajyer metin yazarıyım. Ayrıca Can da hiçbir yere gitmiyor. Emin misin? Evet. Bak olmayacak işe kalkışılmaz Sanem, lütfen. Beni dinler misin? Bu hiç olacak bir iş değil. Ayrıca zaten onların hayatıyla bizimki de bir değil yani. Onlar her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar. Ben de her istediğimi yapabilirim. Niye yapamayayım? Yeter ki benim ablam biraz pozitif olsun ama. Sen pozitifim. Şu an pozitif konuşuyorum aslında. Gerçekten beni dinlesen, senin iyiliğine konuşuyorum ben şu anda. Ben gerçekten hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Hiçbir şey düşünmek de istemiyorum. Bakkal Sanem dünyayı kurtarmaya gidiyor şu anda. Ya, ya Sanem, Sanem lütfen bak. Bakkal Sanem dünyayı alt etmeye gidiyor çünkü. Leyla, bakar mısın? Bunları YRT Holding'in muhasebesine gönderir misin? Tabii Emre Bey. Kardeşim, sen YRT Holding'in işlerini mi aradın? Vay, sen nereden duydun? CEO'su aradı az evvel. Bizim liseden üst dönem kendisi.
inanılmaz bir hareket. Gerçekten inanılmaz bir hareket. Seninle gurur duyuyorum. Sanemciğim nasılsın? İyiyim Aylin Hanım. Sabahtan sonra konuşamadık seninle yüzük konusuyla ilgili. Umarım artık kendini kötü hissetmiyorsundur. Yani ben tekrar yalan söylemek zorunda kaldım. Bu durum beni gerçekten çok üzüyor. Daha fazla konuşmayalım bu konuyu. Tamam merak etme. Bir daha yüzük konusu açılmayacak. Görüşürüz. Cece'yi arıyordum. Merhaba. Cece, buralarda olması lazım. Sen Cece'nin... Yakın arkadaşıyım Cece memleketinden. Ya Cece memleket nere Allah aşkına? Konumuz bu mu şimdi? Örgün güzelmiş. Beğenmiyorum ben senin bu çalışmalarına. Güzel değil bir... Yeni yaptın diye iyi olacak diye bir şey yok. Daha kreatif olmalısın çünkü. Beğenmiyorum. Jojo! Cece! Ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Bütün köy aynı gece seni rüyasında görmüş. Sana bu kutuyu gönderdiler. Görüşürüz Cece. Jojo. Sizin köy uzak bir yerde değil miydi? Nereye gidiyor şimdi bu kız? Ne gönderdi sen? Ne var da? Ne be? Ne var? Abi yoksa ne saçmaladı? Kim seni öldürdü? Ne var şimdi? Yam yam gibiler. Alayım onu. Birlikte açalım kutuyu. İçindekileri bir tek sana gösterebilirim. Çünkü sen benim en yakın arkadaşımsın. Şimdi açsak. Şimdi olmaz. Hadi yürü. Ben senin en iyi arkadaşın mıyım? Evet, sen ve Can Bey. En iyi kankalarımsınız. Ay Osman sen kendini rezil ediyor. İş yerindeki hallerini görmen lazım. Can Bey'le sevgili olmuşlar. Boşanıyorum dediği zaman yadırgamamıştım ama şimdi bakıyormuş olacak bir işmiş gibi gelmiyor bana. Sanem'in de bunu fark etmesi lazım. Ben konuşuyorum ama beni dinlemiyor. Bir sen konuşsan. Leyla ben böyle bir konuşma yapamam. Ya Osman bak Can Bey hiç öyle ilişki yaşanabilecek bir insan değil. Birine bağlanabilecek biri değil. Sonunda yine Sanem'in kalbi kırılacak. Sen de Emre Bey'e aşıksın. Yani senin Emre Bey'le oluyor da Sanem'in neden olmasın? Olur ya da olmaz. Orasını bilmiyorum ama ya hiç olmazsa bir denesin. Mutlu olmaya çalışsın. Osman, Emre Bey'le ben aynı şey değil. Ayrıca Emre Bey benim hiç sandığım gibi birisi de değilmiş yani. Son zamanlarda öyle şeyler yaşadık. Leyla, yapma. Onun hakkında konuşmak istemiyorum. Kalbim buna dayanmıyor, anlamıyor musun? Osman... Ya söyleyebileceğim bir şey yok. Anlıyorum. Yanlış anlama, sana kızmıyorum. Ben yıllarca içim titremeden senin gözünün içine bile bakamadım. Bunu bu şekilde söylememeliydim. Bilmiyorum, belki de hiç söylememeliydim. Osman, ben ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda. Bir cevap beklemiyorum ki. Leyla olamayacağımızı biliyorum. Başkasına aşık olduğunu görüyorum. Osman, peki yani neden... Bilmiyorum. Başta nasıl söylerim onu bilemedim. Sonrasında da yanında olmak, gözlerin içine bakmak yetti çoğu zaman. Yapma, üzülme benim için. Ben içimdekileri döktüm. Hafifledim. Artık önüme bakabilirim. Leyla, umarım çok mutlu olursun.
buradan. Bak, bak da öğren. Bir daha çağırma beni ondan sonra. Gördün mü? Tamam, şuna tıklıyorsun. Tamam, şimdi oldu. Yani bu reklamlar da çıkacak. Arama motoru da var artık. Hallettim. Oldu. Çok güzel. Cevcey, biz seninle hani bir kere bir böyle çadır eşyaları satan bir dükkana gitmiştik ya. Oraya yine mi gitsek? Niye gideceğiz canım? Oraya ben kamp sevmem ki. Can Bey istedi diye kaldım zaten ben kampta. Yani patron olduğu için karşı gelemedim. Kamp sevmiyorum ben. Yok, kamp için değil zaten. Orada böyle çok güzel sohbet olmuştu. Tatlı tatlı konuşmuştuk hani. Ne sohbeti canım? Ben sohbet falan hatırlamıyorum. Öyle bir şey hatırlamak da istemiyorum ayrıca. Ben hatırlamak da... Efendim efendim ne bir dakika. Belki senin bu hislerinle benim hislerim karşılıklıdır. Ha! Ay! Bak işte böyle elektrik çarpması oluyor. Böyle ben sana o elektrik halinin en iletken haliyim. Yani nasıl söylediğimi bilmiyorum da kendi kendimi bile çarpıyorum ben. Çarpma ya. Kendini de beni de çarpma. Cevcey. Ben sana aşık oldum. Olmam! Aşık falan olma! Nereden çıktı şimdi bu? Aşık olamazsın! Sen bana aşık falan olma! Benim fobilerim var, tamam mı Ayhan? Ben seninle birlikte olamam. Daha önce sevgilisi olmamış biriyle olamam. Bu stresi alamam ben. Mesela portakal suyu. Portakal suyunun ilk yudumunu ben içemem, yere dökerim. Toprağa dökerim, ondan sonra içebilirim. Takıntılıyım ben Ayhan. Takıntılıyım ben, ne uzak dur. Takıntılıyım ben! Yapma! Sesim gitti iyice! Sesim gitti! Sesim yok! Paramıyorum bak! Dur gelme! Gelme! Gerçekten olmaz, tamam mı? Bizim aramızda böyle bir şey olamaz. Sana. Gelme, hayır! Olmaz! Mevkü be. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Kutlu olsun. Dile kolay, tam 30 sene. Çok yakışıklısın. Gece maşallah. Aman Allah nazardan saklasın tahta evlilikte. Sen de çok güzelsin. Her zaman, her halinde. Dile kolay. Tam 30 sene. Şşş! Aile var burada. Oluyor mu hiç? Terbiyesiz. Bunlara bak, bir de bizi dikizliyorlar utanmadan. Ama var ya, iki dakika daha geç kalsaydık neredeyse öpüşüyordunuz ha. Kızım. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun. Ay, gel. Babacığım. Canım kızım. Ya var ya, iyi ki evlenmişsiniz. İyi ki de bizi doğurmuşsunuz. Evet, iyi ki de anneniz sizi doğurmuş. Babacığım, bu benim hediyem sana. Mevkü Bey, niye zahmet ettin benim böceğim? Senin haberin var mıydı? Bak, kol düğmesi. İkimizin de isminin baş harfi var. Nihat, Mevkü Bey. Çok teşekkür ederim kızım, çok sağ olasın. Çok güzel, çok güzel. Ah. Kusura bakmayın, ben size bir şey alamadım. Aa, senin varlığın yeter bir tanem. Şaka şaka. Bence bu zamana kadar yaptığınız en güzel şey benim. Ay sağ ol Melek kızım hayır, benim. Ama yani siz bayağı şımarttınız bizi ha. Açıyorum. Aç. Nihat, akıllı telefon. Çocuğum, sen nereden buldun bu kadar parayı? Bulmadım. Ya. Şey, bir ihtiyacın olursa kullanırsın diye verdiniz ya bana zarfın içine bir sürü para. Onlarla aldım. Aferin, iyi yapmış benim kızım. Hı. Sağ ol çocuğum benim. Anneciğim öpeyim. Böyle abuk zubuk zamanlarda görüntülü aramak yok ama, tamam mı? Anlaştık mı? Bakacağız duruma göre. Ay. Kapını çaldı. Can Bey geldi. Ben bir kapıya bakayım yani. Can Bey'in ne işi var ya sizin evlilik yıldönümünüzde? Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelebilir miyim? Sorma bile. Teşekkür ederim. Ne güzel olmuş. Teşekkürler. Yıl dönümü için.
Sonunda başardım. 30 yıl sonra sana şiir yazabildim. Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmak için. Me. Melek. Evimin güzeli. Ve vicdanlı. Kibar. I. Işıklı. Ve benim. Eşim. Mevkü Bey. Bravo. Ay, harika. Romantizm yeteneğini kesinlikle babanla almışsın. Canım benim. Ay, ben bunu çerçeveletirim. O zaman içli köfteden yemeyelim mi? Babacığım, ellerine sağlık. Bu nasıl bir yetenek ya? Ya işte kısır. Yiyelim sonunda. Yiyelim. Ya ben böyle sizin evlilik yıl dönümünüzde geldim. Biraz yersiz oldu ama ben 3 tane alırım. 3 mü? Evet. Ha, al, al evladım. 3, afiyet olsun. 3 olsun. Senin olsun. Her zaman da masamızda yerim var. Sıkıntı yok. Bir gün damatlar da olacak bu eve, değil mi? Yani bize de böyle alıştırma oldu. Şey ettik yani. Anne, ne damatları, ne diyorsun ya? Damat değil, bir de damatlar. 2 tane. Ha, Melikup Bey, ben bunu alayım. Bu çok güzel. Tamam. Annemizin şeyi ya, o en güzelini o şey yapsın. Çok iyi. Ya ben arabada bir şey unuttum da, ben onu çok acil hemen alıp geliyorum, hemen. Yani ne diyorsun anne, damat falan ya? Söyledim işte. Siz de unuttun ne söylediğimi, Allah Allah. Of, çok güzel içli köfte. Anacığım, acele, acele. Oğlum dur, yetişeceğim, tamam, yavaş. Nasıl yavaş kızım? Bizim şu anda depar atmamız lazım. Kız uyudu, uyuyacak. Saat kaç oldu? Çocuğum, bir haber de vermedik. Bir telefon edeydik bari. Hayır, ben onu söyledim. Askerden döndüm dedim. Sırada izdivaç var dedim. Ayrıca 40 yıllık komşularımız. Randevu mu alacağız? Vuralım kapıyı, gidelim. Kızı alalım. Ayrıca arka kapıdan girelim. Bahçe kapısı açıksa oradan girelim. Sürpriz olsun. İnanılmaz bir sürpriz. Peki, tamam. Hadi bakalım. Öykü Bey, yesene içli köfteni karıcığım. Ay canım, bekleyelim, şimdi ayıp olur. He. Anne. Allah Allah, tamam. Afiyet olsun. Süpercet, nasıl girdin eve? Ne işin var burada? Bahçe kapısı açıktı. Oradan girdim. Oradan mutfağa ulaştım. Sonra da misafir terliklerini bulunca her şey çok kolay oldu. Tarzımı, tavrımı da senin için geliştirdim, değiştirdim. Nasıl olmuş? Hı? Sen bu zamana kadar olmuyordun. Bundan sonra da olmayacaksın. Niye zorluyorsun ya? Evet, zorluyorum. Neyi zorluyorum? Orijinalin geldi. Ahanda buyur. Hoş geldin Divit Bey biraderim. Endamına uygun çiçeği de kapmışsın, gelmişsin. Acaba kime talipsin? İnşallah Leyla'ya talipsin. Çünkü ben Sanem için çiçekleri aldım. Ayrıca bu nasıl bir evlilik kurumu? Yemin ediyorum rekabet kurumu şu anda bu. Piyasayı mı kızıştırıyorsunuz kız? Hı? Nasıl ya? Ben çiçeği Mevkı Bey Hanım için almıştım. Tatlıyı da Nihat Bey almıştım. Çok teşekkür ederiz. İşte racon, bilmediğinden öyle yapmışsın. Tatlıyı kıza vereceksin. Al. Oh, senin. O nasıl bir el kızım, çürüdü resmen. Mevkı Bey, ne oluyor? Bu adam kim? Biz az önce sizden bahsediyorduk da yani böyle damatlar, damatlar. Ay, sinirlerim bozuldu benim vallahi. Vallahi sinirlerim bozuldu. Anne. Mevkı Bey. Anne. Anne. Mevkı Bey, yüzüklerini yırttın yoksa. Hangi yüzüğü? Anne. Hayır, Süper. Yüzükler benim cebimde. Süper. Hangi Anne, yüzüğü yırtmış olabilir?
Elimden geleni. Ya ne olur dayan Mevki Bey. Mevki Bey dayan dayan ne olur Mevki Bey. Şimdi tansiyonu yükselecek kan. Bugün çok mutlu bir gün Mevki Bey. Anneciğim. Anacığım. Bu içli köftenin içine yüzü koymak nedir Allah aşkına ya. Gerçekten baba sana inanamıyorum. Kızım ben sürpriz olsun istedim. Mevki Bey. Hayır, içli köfte yerine vegan köfte olsaydı o zaman görebilirdik. İçli köftenin içini göremedik. Senin bu arabada ne işin var peki? Aslında kızım bizim ne işimiz var aslında? Ne işimiz var? Delikanlı, şu pencereyi aç nefes alamıyorum. Dayan, anacığım. Anacığım. Allah gecinden versin. Hakkın rahmetine falan kavuşursanız bir sorayım dedim. Salim'e veriyorsunuz mu, vermiyorsunuz mu? Hayır, vermiyoruz! Vallahi mı? Vallahi mi ya? Vallahi rahatladım. Oh be, üstümden bir yük kalktı. Niye oyalandım o kadar o zaman? Allah Allah. Salim'ciğim, bundan sonra dünya hayret bacımsın. Haydi bakalım, dışarısı daha havadar. Araşınız. Hah, Mevki Bey. Anne! 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 Anneciğim, gırtlaktan diyorum birazcık. Allah'a biraz iste ya. Mevki Bey bak. Öğür Mevki Bey, öğür. Yavaş. Sen öyle misiniz yani güzel. Sizin mahalle? Bu şekilde mi? Yani yüzük olayı bizde daha yeni yani ama ritim bu evet. Habitat bu. Çok kapacaksın. Kim bilir kimler oturdu seni. Çamaşır suyuna yatıracağım evde. Peki, tamam peki. Tamam. Keşke umut vermeseydin. Sen de umut verdin. Mektup yazdın o kadar. Ben de umutlandım. Gaza geldim. Senin yüzünden de oldu. Hazır hastanedeyiz. Ağzını bunu dağıtmamışım Selim burada. Anne geliyor. Böyle bir takılma hissi böyle burada. Geçecek. Hiçbir şey kalmayacak. Yarın tamamlayacak her şey. Anne, iyi misin? Çıkmadı yüzük. Böyle iniyor mideye doğru. Röntgende gördük. Böyle küçücük minicik böyle iniyor aşağıya. Yarına kadar aç kalacakmışım, gelecekmişiz, çıkartacaklarmış. Operasyon mu yapacaklar anne? 3 dakikalık bir şey çocuğum, o kadar önemli değil. Biz babanla geliriz. Rahatladım vallahi. Ay çok korkuttun bizim ekibi. Efendim ben sizi eve bırakayım. Sağ ol Can Bey evladım. Zaten sana da yeterince zahmet verdik bu akşam. Hem biz oldukça kalabalığız. Bak zaten şurada taksi var. Biner gideriz. İyi geceler Can. Çok teşekkür ederiz çocuk. Estağfurullah. Hadi gidelim. Geliyorum ben. Hadi. Geliyorum. Hadi bakalım. Hadi buyurun. Kardeşim, şunu da bir hastaya verin. Çiçek çikolata sevaptır. Sevinsin garibanlar. Yani güzel gündü de biraz fırtınalı geçti. Hadi sana. Geliyorum baba. Aynen, fırtınalı. Senin gibi? Bizim aile böyle. Her gün böyle. Onu fark ettim. Yani en azından seni ben doğal yaşam ortamında görmüş oldum. Yani bütün bu deliliklerinin haklı nedenleri varmış. Onu anladım. Hadi kızım. Geldim. Onu anladım yani. Bütün taşlar yerine oturuyor şu an. Her şey tamam diyorsun yani. Her şey okey. Yani seninle ilgili her şey çok okey. O zaman yarın görüşürüz. Görüşürüz. Luna Park'ta yarın sana pamuk şeker alacağım. Bayılırım. Sor da Can Bey o dosyalar falan. Of, kaç kilo bu? Ya bu internetten sevgili bulma işi ne kadar zor bir iş ya. Ay insanlar nasıl güveniyorlar mesela? Ben onu anlamıyorum yani. Hırlısı vardır, hırsızı vardır. Ya ben adamla yemeğe gidip ondan sonra da böbreklerimi teslim etmek istemiyorum şahsen. Kızım ben de onu diyorum zaten. Online sevgililik mi olur? Sevgili dediğinle konuşursun, hasbihal edersin, bir sohbet edersin, tanışırsın, ondan sonra sevgili olunur. Benim eski sevgilim ki hiçbir zaman sevgili olamadık öyle bir insandı. Ama olmadı. Ne yapalım, nasip? Muzo, gerçek aşkı aramıyorum herhalde. Anlattım ya sana durumu. Yani şu benim ilk sevgili olma durumunu atlatacağım. Yemeğe çıkacağım, sonra hemen ayrılacağım zaten. Vallahi benim sizin işlere aklım ermiyor açıkçası. Ben duygusal olarak konuşuyorum. Bak bakayım şu kaslara bak. Nasıl olmuş? Birkaç santim gelişme var mı? He? Ya sen Salem'den vazgeçmedin mi? Mevkabe teyzenin vermeyeceğim demesini bekliyordum diyorsun. Niye hala Can Divit'le yarışmaya çalışıyorsun? Anlamadım ki. Can Divit'le uğraşıyorum. Bundan sonra Can Divit'le uğraşıyorum. Aşk başka, iş başka. O çocuğu alt edeceğim.
aklıma bir fikir geldi. Neden seninle gitmiyoruz yemeğe? Sen de sevgili olalım. Hayır, olmaz. Ben aşk defterini daha dün gece kapattım. Bu sabah açarsam benim de duruşum bozulur. Ya gerçekten sevgili olmayacağız ki. Anlattım ya ya. CC'ye, sadece CC'yi kandıracağız. Böyle yemeğe çıkacağız. Bir gece sonra ayrılacağız. Ha, olmaz. Hayır. Sanem duyar, çok ayıp olur. Yeni ayrıldık. Ha, tamam. Ben anlatırım Sanem'e, tamam. Kızım, bu nasıl bir mahalle olduk biz? Sahte nişanlılıklar, sahte sevgililikler. Kolpacı bir mahalle olduk. Yozlaştık mı biz? Ya Mozo, lütfen diyorum ya, lütfen. Ne olursun ya. Ya ben sana hep yardım ediyorum. Sen de bana yardım et bir kere. Ya ayrıca sen bana borçlusun. Evet. Şu anda idrak ettim. Doğru diyorsun. Ama tek bir şartım var. En azından Sanem'e söyleyelim, kız üzülmesin. Tamam, söz yakalayacağız. İşten önce hemen söyleyeceğiz Sanem'e. Çak. Hadi inşallah. Sevgilim. Günaydın. Günaydın. Portakal suyu? Olur. Emre yok mu? Emre üzerini değiştiriyor. Yukarıda. Ne oldu? Senin biraz canın sıkkın gibi. Sanem'in nişan yüzüğünü senin parmağına görünce yadırgadım bir an. Sadece evde takıyorum, resmileşinceye kadar. Rahatsız mı oldun? Yok. Yani siz, sen, Emre, Sanem, hatta Osman. Bu konuda konuşurken benim hiç haberim olmadı, o rahatsız ediyor sadece beni. Sanem gerçekten ilginç bir kız değil mi? Sanki bir şeyleri saklamayı seviyor gibi. Böyle sordukça kaçıyor gibi. Haksız mıyım? Aylin, ne saçmalıyorsun sen? Hı? Sanem'i tanıyor musun? Evet. İlginç, çok farklı, deli dolu. Bana müsaade. Görüşürüz. Halim, ne yapıyorsun sen? Sanem sordukça kaçıyor falan derken... eğer Sanem'in sırları ortaya çıkarsa ikimiz de yanarız. Biz de her şeyi Sanem'in üstüne atacak bir plan yaparız canım. Ama bence hiç gerek kalmayacak. Çünkü Can, Sanem'in nişanının yalan olduğunu anladığı anda onu terk edecek. Can'ı bir gram tanıyorsam tek bir yalan bile onu terk etmesi için yeterli olur. Şu anda yüzükle ilgili kafasında soru işaretleri var. Halin, kapat şu konuyu. Bir daha da sakın açma. Çıkar o yüzüğü. Aman Emre ya. Şurada kahvaltı yapıyorum, keyifle tadını kaçırdın yine. Ye sen de bir şeyler. Afiyet olsun. Bir şey. Çok. Bir dakika, hayatımızı değiştirecek bir şey mi? Benim hayatımı değiştirecek bir şey. Dur o zaman, hemen söyleme, dur. Evet. Gönder. Sanem, ay gel gel gel. Sanem sen. Ben aşık oldum kızım. Hem de CC'ye. Ya sizin CC'ye. Ya of. Ben bir böyle baktım yani içime, duygularıma falan. %100 eminim, pozitifim yani. Ha, ben onu biliyorum. Nasıl biliyorsun? Nereden biliyorsun? CC mi söyledi? Yok, ben anladım. Kızım, sen madem anlıyorsan bana niye hiçbir şey söylemiyorsun be kardeşim be? Ayhan'cığım, senin kendi kendine fark etmeni istedim. Çünkü böyle şeyleri idrak etmen biraz zaman alıyor. Ha, doğru. E tamam. Ne güzel işte. CC de sana aşık. Öyle değil ya. Bunun fobileri falan varmış. Ya zaten bu aşk meşk işlerini ben anlamıyorum. Karışık kuruşuk işler bunlar. CC'nin aklında her şey karışık zaten. Ya şimdi benim hayatıma girecek insan ilk sevgilim olacak ya. İşte bu durum bende baskı yaratır. Ben bunu kaldıramam falan, öyle şeyler söyledi. Oh! Vay be! Oh, yettim, yetiştim. Köşeden koptum geldim. El ettim mi kız, doğru zamanda mı geldim? Yettim gari. Ben sana el ettim mi? İşaret verdim mi böyle de geliyorsun sen? Onu tam fark edemedim. Ha Sanemciğim, şöyle bir olayımız var. Biz Ayhan'la kolpa bir ilişkinin içine düştük. Tıpkı senin Osman'la yaşadığın kolpa nişanlılık gibi. Yalnız ilişkimizin de bittiği günün ertesi günü yeni bir ilişkiye başladım diye düşünmeni istemem. Üzülme diye sana da önden söyleyeyim. Hayda. O neden şimdi? Ya CC'yi kandırmak için. Ya Muzo benim sevgilimmiş gibi yaparsa işte bu baskı durumu ortadan kalkar. Sonra da CC'li biz, ne bileyim. Ayhan, sen böyle bir şey yapmak istemeyebilir misin? Yani
Ben de büyük bir yalan içine düştüm, şimdi kurtulamıyorum. Yani bu çok önemli bir konu. Çok tehlikeli. Bak, büyük bir yalanın içindeyim. Söylemek istiyorum, söyleyemiyorum. Söylesem olmuyor, söylemesem olmuyor. Yani gireceğin tehlikenin farkında mısın? Bak kardeşim, biliyorum çok zor şeyler yaşadın sen ama ne yapayım ben? Aklıma başka bir şey gelmiyor ki. Nasıl? Sanemciğim, sen zor şeyler mi yaşadın? Benim niye haberim yok? Benim de haberim olsun artık. Biz arkadaş, yaren sayılırız. Zor şeylerin çözümü basit muzo. Ay Zebo, senden olsa olsa ortam karıştırıcısı olur. Ayhancığım, dikkat et, tamam mı? Yine de senin kararın. Hadi işe geç kalıyorum ben. Çok teşekkürler. Hadi, hadi geç kal. Hadi bakalım. Allah zihin açıklığı versin. Öf. Burada yönlendirme yapıyorsun, romantizme yönlendiriyorsun. İnsanları yanlış yola sokuyorsun şu anda Derenciğim. Ay söyleyene bak, senin her hareketin yönlendirme. Bir anda macera yazıp dolanmadın kaldı ortalarda. Günaydın. Günaydın. Ben bir turluyorum. Ovidon'un danışmanı benim canım. Fikri Harika'nın da kreatifi benim canım. Deren Hanım, Aylin Hanım, kendinize gelin lütfen. Cinayet filmi çekmiyoruz burada. Birazdan fokus grup gelecek. Biraz fokuslanın, tamam mı? Önce romantizm, sonra da aksiyon alalım, tamam mı? İşimizi yapalım. Hayret bir şey. Aa, eğlenelim. Burası Luna Park. Luna. Aa, geldiler. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Oo, merhaba. Bir baksana. Bir bak, bir bak. Yaklaşsana biraz. Merhaba. Adı ne senin? Artemis. Ben de Albatros. Sen ne yakışıklı bir şeysin Albatros. Sen de hiç fena değilsin. Belki beni uçurmak istersin. Ha, nereye? Issız bir adaya. Sadece ikimizin olduğu. Bence ateşle oynuyorsun Artemis. E yanalım o zaman. Senin niyetin beni çıldırtmak falan mı acaba, ha? Kukla romantik bir kabul et. John! John Bey! John neredesin? Ama John Bey, ben size söylüyorum, bu kukla romantik. Çok korkunç! Ben sana ne diyeceğimi bilemiyorum artık ya. Ama hiç anlamıyorsunuz. Çeker misin lütfen? Fobim var benim Sanem. Lütfen çeker misin? Ben işimin başındayım. İşinin başındasın. Biliyorum, biliyorum. Biz de ödeme alamıyoruz. Haftaya ödeme planına sizinkini de ekleyeceğim. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Leyla, not al. Selim bir daha ararsa ben yokum falan de. Ödeme için arıyor, oyalamamız lazım. Ay pardon Emre Bey, kalemi unutmuşum. Buyurun. İstediğiniz ödeme planı. Bu ne? Teknik ekibe yüklü ödeme yapılmış. Ha, Can Bey istedi. Onlar da çok sıkışmışlar. Piyasadan ödeme alamıyorlarmış. Can Bey de onlara olan borcumuzu kapatalım dedi. Benim niye haberim yok Leyla? Emre Bey, siz toplantıdaydınız. Can Bey de direkt muhasebeye talimat vermiş. Ben sizin haberiniz var sanıyordum. Abim vicdanı batıracak şirketi. Ya ben ona geçen dedim. Ödemeyi alamıyoruz, işler yolunda gitmiyor dedim. Tek düşündüğü şey işin iyi çıkması. Ben nelerle uğraşıyorum. O neler yapıyor? Ay kusura bakmayın Emre Bey. Bir sürü de ödememiz var. Yapamıyoruz hiçbirini şu anda. Keşke size söyleseydim. Senin bir durum yok Leyla. Neyse. YRT Holding'den ödeme alınca borçlarımızı kaparız. Anladın değil mi şimdi? Niye rüşvet verdiğimi? Evet anladım Emre Bey. Tamam o zaman, siz yeni ödeme planı çıkarana kadar hiç kimseyi telefonla bağlamıyorum size. Teşekkür ederim Leyla. Yani sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Estağfurullah.
Akibem, komşum, ah ah sen nazarlara mı geldin? Kıyamam kız, kusura bakma vallahi. Börek daha şimdi pişti. Hadi bakalım, afiyet olsun. Börek mi o? Evet. Sağ olasın Melihat ama ben yiyemiyorum. Niye? Bana yeme dediler. Yuttuğum şeyi küçük bir operasyonla akşam alacaklar da yememem lazımmış. Yoksa ben affeder miyim o güzel böreğini senin? Allah'ım yarabbim. Hay Allah, ben kıyamam sana arkadaşım. Ayol bilsem getirir miydim? Neyse, o zaman Nihat Bey, hadi bakalım kısmet sizeymiş. Siz alın bunları içeride. Hadi bakalım hüpletin. Sağ olun Melihat Hanım ama Mevki Bey'in boğazından geçmeyin de benim de geçmiyor. Siz de böyle burnumuza burnumuza sokmasanız da kokutmasanız. Ay çok romantiksiniz gerçekten. Tamam o zaman ben şey edeyim. Ben şimdi bunu götüreyim. Zaten kuaförü ağzına kadar dolu. Ben gideyim bunu vereyim. Yesinler. Sonra geleceğim. Bütün detayları kumrular sizden. Alacağım detayları ben. Bekleyin. Aslı kız gel. Gel. Ay ne detayı ayol. Allah, oturduk bekliyoruz işte. Hiç. Zaten vakitte geçmek bilmiyor ki. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sizler için iki ayrı temada etkinlik parkuru belirledik. Arkadaşlarım sırasıyla sizi değişik aktivitelere götürecekler ve her birinden çıkışınızda neler hissettiğinizi anlayabileceğimiz anketler doldurmanızı isteyeceğiz. Yeni model arabamız hakkında da detaylı bilgileri broşürlerde görebilirsiniz. Ben hepinizin çok eğleneceğini umuyorum. Hazırsak başlayabiliriz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Mevki Bey, iki hikayeyi daha söyleyeyim mi Rami'den? Ay yok. İçim bir tuhaf oldu böyle aç açına içince. Böyle benim bulandı yani. Vallahi benim de öyle oldu Mevki Bey. Ay bir sevimsiz yetmedi. İki oldular ayol. Allah'ım beni eski gücüme kavuştur da şu Aysun'un gözünü açayım. Ya Rabbi hayır yani. Steril Aysun da olsa komşumuz yani. Kaç yıllık komşumuz. Yakışıyor mu yanına şu çakal? Ay Allah'ım tövbe yarabbim. O değil de Mevki Bey. Hastaneye gitmemize daha kaç saat var? Kaç kere söyledim Diyat sana sen ye diye. Hayır, içine sinmiyorsa çattırmadan bul yolunu ye. Olmaz. Dört koca saat var, dört. Ay korkuyorum. Gözün dönüverecek, beni yiyeceksin vallahi ya. Aa, aşk olsun Mevki Bey. O nasıl laf öyle? Ben seni yer miyim hiç? Ben seni ancak böyle pamuklara sarar sarmalar gözünün içine bakarım. Ay canım kocacığım benim ya. Sen hiç eksik olmayayım mı? Hep böyle yanımda, hep böyle tatlı. Mevki Bey, duydun mu kokuyu? Mis gibi poğaça koktu. Ay. Yönlendirme yapmayalım. Cece sen kimin tarafındasın? Adalet. Dünyada adalet diye bir şey yok Cece. Benim tarafındasın. Tamam. Evet. Ay beni mi çekiyorsun? Salim beni de çek şunun yanında. Konuştu gördüm. Beni çekiyor ya. Ya çekme. Şunun yanında çek beni. Şöyle buyurun. Mevkübem, hoş geldin. Operasyon gayet başarılı, hiç merak etmeyin. Oh, nasılsın Mevkübem? İyiyim, iyiyim. Beş dakikacık sürdü zaten. Aman aman. Gel, gel, gel. Acele etme, acele etme sen. Şöyle yatıralım. Hoppacık. Geçmiş olsun. Sağ olun, ellerinize sağlık. Ben hemşire hanımı uğurlayayım, Mevkübem geliyorum. Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu size de.
Hemşire Hanım, her şey yolunda değil mi? Her şey gayet güzel. Hiç merak etmeyin. Bir yarım saat sonra sizi taburcu edeceğiz. Oh. Emanetinizi de ben de getiriyorum şimdi. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica. Evet. Mevku Bey. Şimdi çorbamızı içebiliriz. Şunu da alalım şöyle güzelce. Çok merak ettim Mevku Bey seni. Al bakalım. Ay ne yapıyorsun Nihat ya? Gel. Oh. Ne güzel geldi sıcak sıcak. Ben seni hak edecek ne yaptım acaba? Deli adam. Aşk olsun Mevku, bu ne demek ya? Bunca zaman sen bize baktın, şimdi sıra bende. Mevki, balıma bir şey vermeyi unutmuşuz. Buyurun. Tabii. 30. yılımız kutlu olsun Mevki Bey Hanım. Çok sağ olun Hemşire Hanım. Rica ederim. Ömrümün en güzel yılları seninle geçti. Dile kolay, tam 30 sene. Var mısın bir 30 seneye daha? Varım tabii. Ben seninle her şeye varım. Ay Nihat, ne romantik adamsın ya. Yapamadım, heyecanlandım. Canım. Evimin neşesi. Süper. O zaman dolduralım, anket dolduralım. Yazın ne kadar eğlendiğinizi, adrenalinin ne kadar harika bir şey olduğunu yazın. Tabii. Çünkü yıl olmuş 2018. Buyurun. Aranızda romantizmi gören yoktur herhalde, değil mi? İçten geçmeli mi? İçten geçmeli, tut. Nasıl tutuyorsan tut. Heh, şimdi çok bakma ona, çok bakma bana bak. Eğleniyormuş gibi yapalım. Aman be, ne olaylar oldu. Acayip farklı şekilde olaylar oldu. Aynen ya. Çok başka şeyler oldu. Haydi buyur. Görmedi, gidiyor. Hadi yürü, biz onun yanına gidelim bari. Ayhancığım, ne diyeceğiz benim duygusal kardeşime? Biz sana nispet yapıyoruz. Aşkımızı dolu dizgin yaşıyoruz mu diyeceğiz? Vallahi çocuk yıkılır, vallahi yıkılır. Ya ne diyeceksek diyeceğiz. Yanına gitmedikten sonra planımızın ne anlamı var? Görmedi ki bizi. Sus. Tamam.
Ben buradaydım tabii ki. Benim işim burada. Asıl sen de mi buradaydın? Ayrıca siz niye el elesiniz şu anda? Niye öyle tutuşuyorsunuz? Ha? Zebo, zorla mı tutuyorsun kızın elini? Bırak o eli. Zorla mı tuttun? Sana ne olmuş ayrıca? Bu de bu kolyeler takmışsın, tişört giymişsin, tarzını değiştirmişsin. Niye? Her insan değişime, dönüşüme açık olmalı. Ben de açık. Muzo, tanıştırayım Muzo. Ay yani siz daha önce tanıştınız tabii ama Muzo çok değişti. Muzo artık çok havalı biri. Muzo artık benim sevgilim. Biz de Sanem'e bakmaya gelmiştik buraya geçerken. Çünkü yakınlarda bir yerde restoranda randevumuz var. Baş başa yemek yiyeceğiz sevgilimle. Şaka mı? Şaka mı yapıyorsunuz şu anda? Büyük bir oyunun içindeyiz, anlıyorum. Öyle mi yapıyorsunuz? He? Beni böyle test mi ediyorsunuz? Bırak bakayım. He? Oldu ya Cengiz Bey biraderim. İşimiz gücümüz yok. Sana burada olayları katakulliye getiriyoruz. İlahi Cece. Haydi hayatım. Gidelim de sevgi dolu gündelik hayatımıza karışalım. Evet, yemeğe geç kalmayalım sevgilim. Nasıl bir mahallede yaşıyorlar? Bunlar nasıl çocukluk yaşadılar? Bir tanesi yalandan çocukluk arkadaşıyla nişanlı. Şimdi bunlar sevgili rolü gibi. Yani ihtimal vermiyorum. Bilemedim. Çok sahte anları vardı. Emin değilim. Göz kırptı mı bir yerde? Sanki yakaladım. Yok canım, olmaz. Sanmıyorum. Öyle bir şey yoktur. İşime döneyim ya da takip edeyim. Evet arkadaşlar, şimdi anketimizi doldurmaya başlayabiliriz. Şimdi hafta sonu aracınızla bir yere gider misiniz? Mesela gitmek ister misiniz? Mesela aracı suratıma bakar mısın? Ben bir şey söyle, bana bakar. Çok romantik görünüyordun zaten, almayacak mısınız? Ben daha eğlenceli. Arkadaşlar, aracım konforu mu önemlidir, görünüşü mü? Otelde bir yerde yakalayamadım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Pamuk elba sözüm var sana. Bilirsin ben ne yapar eder sözlerimi tutarım. Ben aşağıdaki elemanla konuştum da şey dedim, içeri dedim, aşık olduğum kız var dedim. Size bir 5 dakika müsaade et de samimi anlar yaşayalım. O da tamam abim dedi. Öyle, temiz kalpli çocuk. Ben de o iş dedi. Öyle. 5 dakika. 5 dakika. Ya. Güzel gönüllü kardeşim şu anda menünün üstünden bize bakıyor. Ama görünmediğini zannediyor. Saf da bir çocuk. Bıyıkları menünün kenarından fışkırmış, görünmediğini zannederek bizi dikizliyor. Hiç gözünü ayırıyor mu peki? Ayırıyor mu gözünü? Bize bakıyor. Sen yok musun sen? Ben yok muyum ben? Var ya ben ne anasının gözüyüm. Karar verebiliriz mi beyefendi? Yok karar veremedim beyefendi. Ben karar verince size el edeyim. Başına garson geldi bunun. Bunu 1-2 dakikaya buradan dehlerler.
Ayrıca bu nasıl masa kızım? Yemin ediyorum insan sevgilisine böyle masa kurmaz. Yalandan sevgililik yaptık. Şurada 300-500'lük olacağız hesap gelince. Haydi buyur. Musa, bir pintilik yapma bir kere de ya. Allah Allah. Sen benden neden uzakta duruyorsun? Yanıma gelsene çikolata. Çikolata mı? Kızım çikolata nasıl bir yaklaşım? Biz seninle çocukluk arkadaşıyız. Hayır, ben bunlara ısınamam. Oğlum, moda girmeye çalışıyorum. Gerçekçi olsun diye. Uzatma ya yanıma ya. Tamam, geldim. Hadi. Özledim seni. Kızım, ne yapıyorsun? Rolünü büyütüyorsun. Biz seninle çocukluk arkadaşıyız. Ayhan, tüylerim tiken tiken oldu. Bir sus, bir sus ya Muzo. Allah Allah. Sen bakıyor musun? Bir bak bakayım. Bakıyor. Bakalım. İnanılmaz derecede buraya bakıyor. Allah Allah. Bu niye harekete geçmiyor ya? Bak bakayım bir daha. Ne bileyim. Vallahi duruyor. Bıyıkları da duruyor. Kendi de duruyor. Muzo, bu böyle olmayacak. Ben vitesi arttırıyorum. Hazır mısın? Vitesi derken neyi arttırdın kızım? Gel buraya. Hayır. Gel buraya. Daha çok gencim kızım. Ne yapayım? Ayhan çok gencim. Ne yapıyorsun? Ayhan, ne yapıyorsun? Ne oluyor burada? He? Ne oluyor? Ne oluyor burada? Trafik. Nasıl trafik? Artık gerçekten buramızda ya. Arkadaşlarımızla bir yemek yiyeceğiz. Yiyemiyoruz bu trafikten. Hep böyle stresli giriş yapmak zorunda kalıyorum trafik olunca. Herkese afiyet olsun. Otursana Ayhan. Pardon. Zebercet, ne oluyor? Ha? Hani sen benim sırdaşındın, derttaşındın. Ne oluyor Ayhan? Siz sevgili mi oldunuz? Evet, biz sevgili olduk. Evet, sevgili olduk Cengiz Bey biraderim. Çünkü neden? İnsan gönlüne gem vuramıyor. Olmaz. Öyle bir şey kabul veremem. Olmaz. Olmaz. İzin vermiyorum. Olmaz. Hayır. Ama bu da duygu dünyası. Ben de kendimi engelleyemem yani. Ayhan'a aşk dolu. Ya sen susana bir Muzo ya. Allah Allah. Evet biz sevgili olduk ama istersen de ayrılabiliriz. Ben senden artık ayrılmak istiyorum. Bitti Muzo. İnanmıyorum. Bitti mi? Bir kalemde kesip attın mı şu anda? Yemin ediyorum dımdızlak kala kaldım. Yapayalnızım şu an. Oh. Ceyce, artık ilk sevgili olma sorumluluğunu bu engeli de atlattığımıza göre... ...çünkü gözünün önünde sevgilimden ayrıldım demin. Ben sana aşık olduğuma, sen de bana aşık olduğuna göre... ...biz, sen de ben artık sevgili olabiliriz. Olmaz. Olmaz Ayhan. Olmaz. Yapamam. Hazır hissetmiyorum kendimi ben. Kusura bakma. Olmaz. Ne demek ya olmaz? Ne demek ya bu? Olmaz yani olmaz istemiyorum şu anda hazır hissetmiyorum. Başkasıyla da sevgili olma benle de olmaz şu anda öyle. Öyle istiyorum öyle. Allah Allah ya. O nasıl bir laf ya öyle? Seninle de olmayayım başkasıyla da olmayayım. Kiminle olayım kara toprağı mı olayım ben? Neyin olayım yani manastıra mı kapanayım mesela? Ben ziyarete gelirsin arada oldu mu öyle? Manastır güzel. Nasıl benim aklıma geldi? Manastır hoş. Arada gideriz ziyaretine. Hazep o. Ben dalga geçiyordum ama. He. Ama benim kafam şu anda çok karışık Ayhan. Yani en azından belli bir süre için böyle yapsan olur mu? Ha, rica etsem. Gül. Ha, ha, al, al. Al. Yani bilmiyorum. Bu zamana kadar sevgilim olmamıştı zaten. Bir süre daha idare edebilirim herhalde ama senin için. Evet, harikasın. Tak onu kulağına, hadi göreyim. Öyle mi? Evet. Allah Allah ya, 5 dakikada değişir bütün işler. Bir ilişki tarzı böyle olmamalı. Ben takayım mı? Hı-hı. Arkadaşlar işimiz bitti, çok teşekkür ederiz. Umarım yorulmamışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Kesinlikle. Çok eğlendik gerçekten. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok faydalı. Çok güzel. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Merhaba. 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 Abi, sağ olun. Ablacığım, ne haber? Abla set bitti. Sen niye geldin ki? Ya Emre Bey gelelim dedi. O istedi. Geldik işte. Önceden hiç setlere gelmezdi. Şimdi çok meraklı. Sete meraklı değil. Aylin Hanım'a meraklı. Nasıl? Tekrar nişanlanmaya karar vermişler. Çok yakışıyorlar birbirlerine. Çok iyi olmuş. Abla çok özür dilerim. Ben yanlış bir şey söyledim. Hayır ablacığım sen yanlış bir şey falan söylemedin. Yanlış yapan benim. Ama artık zerre umurumda değil biliyor musun? Gerçekten hiç umurumda değil.
Arkadaşlar, sonuçlar açıklanacak. Hadi, hadi. Evet arkadaşlar, Focus grubun anket sonuçlarına göre... Evet. Genç çiftler macerayı tercih etti. Romantizm kaybetti. Ovido kampanyamızı macera ruhu üzerine kuracağız. Bugünlük burada işimiz bitmiştir. Luna Park gece boyunca bizim. İsteyenler kalıp eğlenebilirler. Aha Cece, ay dur bekle. Tebrik ederim. Bu sefer kazandın. Çok şanslıydın. Şans değil Deren'cim. Tecrübe. Kazanmayı sevmenin getirdiği tecrübe. Seni bu manasız özgüvenin bitirecek biliyorsun değil mi ailem? Bir gün o kafanda kurduğun korkunç planlar, yaptığın oyunlar hepsi ortaya çıkacak. Ben sabırsızlıkla o günü bekliyorum. Kötülük de bir yere kadar çünkü. Kötülük ve ben. Ayna Hanım bir bakar mısınız? Geliyorum. Sanem özür dilerim. Yine benim yüzümden yalan söylemek zorunda kaldım. Yüzükle ilgili. Eğer zamanı geri alabiliyor olsaydım sizin bana yardım ettiğiniz güne geri dönmek isterdim. Hayatta tek istediğim şey bu şu anda. Sizi hiç tanımamış olmadım. Senem ben de isterdim. Ben de isterdim her şey farklı olsun. Abime yalan söylemeyelim. Her şey farklı olabilir de. Siz istemediniz. Ben bilmeden birçok hata yaptım evet. Ama siz göz göre göre bile bile kendi abinizin hayatını mahvetmek istediniz. Senem, sana söyledim. Geçmişle ilgili abimle aşamadığımız problemler var diye. Geçmişle ilgili? Pardon. Sizin geçmiş dediğiniz ortak geçmişiniz değil mi? Abiniz size bu kadar hayranken siz ona karşı nasıl bu kadar nefret dolu olabiliyorsunuz? Sizin bu nefretiniz benim hayatımı mahvetti ve mahvetmeye devam ediyor. Daha doğru düzgün konuşamıyoruz bile. İstersen bir yerde buluşup bir plan yapalım. Plan. Ben sizinle plan yapacağım. Artık ben sizden hiçbir şey duymak istemiyorum. Benim istediğim tek şey mutlu olmak. Eğer benim mutlu olmamı istiyorsanız benden uzak durun. Hiçbir şey hatırlatmayın beni. Düşünmek istemiyorum. Düşünmek istemiyorsun öyle mi? Düşünmeyince ne olacak? Unutabilecek misin? Nasıl unutayım? Daha dün gözünün içine baka baka yüzükle ilgili söylediğim yalanı mı unutayım? Bu zamana kadar ondan sakladıklarımı mı unutayım? Ondan nasıl kaçtığımı mı unutayım? Siz kolay mı zannediyorsunuz? Belki de abimden vazgeçmen lazım. Can'la ilişkimiz sizi neden bu kadar rahatsız ediyor? Abimin üzülmesini istemiyorum. Senin de. Bunu üzecek kadar uzun bir ilişki yaşamayacağım ki. Bu ilişkinin sonu yok. Nasıl yani? Ben de aranızdakini ciddi bir şey zannediyordum. Ama yok. Rahatladınız mı? Zamanı geldiğinde onu kırmadan onun ayrılacağım zaten. Rahat bırakın beni. Akşamlar.
geçti. Ya Güliz, Can Bey'i gördün mü? Ha, gördüm, gitti. Nasıl gitti? Niye bu kadar şaşırdın ki? Organizasyon bitince gitti. Doğru söylüyorsun, mantıklı. İyi, ben de o zaman yavaş yavaş gideyim. Sanem, ben sana şey diyeceğim. Osman'ı görürsen selamımı söyle, bir de söyle beni arasın. Güliz, sen de taktın Osman'a. Ay sen de. Sanem, Can'ı gördün mü? Gitmiş. Aa, kimseye haber vermeden nereye gitmiş? Dur bir arayayım. Aa, yok, kapatmış. Neyse, yarın bizim ekipçe toplantı yapmamız lazım. Bu kadının bu başarısından sonra yeni bir strateji geliştirmemiz lazım. Bu anlaşıldı, bu kadın bizim başımıza bela olacak. Söylersiniz bütün ekibe, yarın sabah hiç kimse geç kalmasın. Ondan sonra da evinize dönebilirsiniz. Çok teşekkür ederim bugünkü çalışmalarınız için. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sanem. Can, ben de seni arıyordum. Sanem, bana söyleyecek bir şeyin var mı? Varsa hemen söyle. Neyle ilgili? Sanem, benimle oyun oynamandan çok sıkıldım. Tamam mı? Gına geldi. Emre ile olan konuşmalarını duydum. Beni terk edecekmişsin. Zaten uzun sürmeyecekmiş. Hepsini duydum. Can. Sanem. Niye uzatıyorsun ki? Şimdi terk et. Yani başkalarını anlatacağına bana anlat. Yüzüme bak. Seni istemiyorum de. Terk et. Şimdi terk et. Can, lütfen. Senin aklından ne geçiyordu ki zaten? Yani ben de salak gibi senin beni sevdiğine inanmışım. Ha? Ayrılacak mıydın gerçekten benden? Ha? Sanem. Ayrılacak mıydın benden? Ayrılacak mıydın benden? Evet. Evet. Ha? Neden? Neden? Ben sana çok yalan söyledim. Tanıştığımızdan beri yalan söyledim sana. Ne diyorsun Sanem? Ne yalanı? İşe girdiğimde senin beni evde yakaladığın o gece ben de yüzüğümü unuttuğumu söyledim sana. Hı hı. Ben hırsızlık yapmak için girdim o eve. Ne? Hırsızlık? Hırsızlık? Ha. Hırsızlık. Hırsızlık çok iddialı. Ya benim evime hırsızlık yapmaya geldin, öyle mi Sanem? Sanem, sen ne diyorsun? Benimle dalga mı geçiyorsun? Beni yakaladığın o gece sana yalan söyledim. Sonra sürekli yalan söyledim sana. Sanem, Allah aşkına sen ne diyorsun? Ha? Yani hırsızlık, yalan, dolan falan filan. Kimsin sen? Emre, benim ceketimin cebinde yüzüğümü unuttuğumu söyledim. Nişan yüzüğü. Ben hiçbir zaman nişanlanmadım. Benimle ilgili bildiğin her şey yalan. O senin sevdiğin Sanem, koskoca bir yalan.
Sadece yalan.